Yayındayız, başlayabiliriz hocam. Kıymetli izleyenler, YouTube kanalında ve Zoom kanalında bizleri izleyen değerli katılımcılar, hocalarımız, akademisyen arkadaşlarımız, 3. Uluslararası Kritik ve Analitik Düşünme Sempozyumu'nun bir oturumuna daha geldik. Hepinizin bildiği üzere dün sabah başlayan programımız, dün 5 oturum, bir sempozyum, bir panel ve bir de çağrılı konuşmacıyla gerçekleşti. Bugün sabah bundan önceki oturumlarımızda 6 ve 7. oturumu gerçekleştirdik. İki paralel oturum oldu. Bu paralel oturumların bir tanesi YouTube'dan canlı yayınlandı. Diğerleri Zoom kanalı üzerindeydi ve bütün oturumların tekrar yayınları akademik platformun ve YouTube sayfası üzerinden olacağını da şimdi tekrar hatırlatmak istiyorum ben. Hepinizin malumu bu sempozyum akademik platform Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi ve Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi ile birlikte bunların ev sahipliğinde gerçekleşiyor ve bu yıl üçüncüsünü yapıyoruz. Her 3 yılda bir yapılan, 2015'te birincisi yapılmıştı, 2018'de ikinci sempozyum yapılmıştı ve şimdi de üçüncü sempozyumu gerçekleştiriyoruz. Efendim, az sonra 8, 9 ve 10. oturumlar olan sempozyumun son oturumlarına geçmiş olacağız. Paralel oturumlar olarak 10 farklı oturum gerçekleşti sempozyum boyunca. Yaklaşık 50 sunum yapıldı, 50 sunumlar vardı, makaleler vardı. Birbirinden farklı konularda, farklı konuşmacılarla, farklı yaklaşımlarla renkli bir sempozyum oldu şu ana kadar. Bugün bu oturumlardan sonra saat 14.30, 16.30'da 30'da gerçekleşecek olan bir panelimiz var. Panel hayatın anlamı, farkındalık ve kritik analitik düşünme üzerine olacak. Mutlaka onu da izlemenizi, kaçırmamanızı tavsiye edeceğim. Şimdiki oturumumuz şu anda canlı yayınlanan, bizi YouTube'dan izleyen izleyicilerimiz için söylüyorum. YouTube'da 8. oturumu yayınlıyoruz. Oturumu modere edecek olan Profesör Doktor Murat Şimşek hocamız, hocamız buradalar. Bu arada küçük bir anekdot. Sempozyumun tamamı e-kitap olarak yayınlanacaktır. Sempozyum web sayfası olan iscat.info web adresinden bu e-kitaplar ilerleyen zamanda takip edilip temin edilebilecektir. Profesör Doktor Murat Şimşek hocamı oturumu modere etmek, yönetmek üzere mikrofona davet ediyorum. Hocam söz sizde, hoş geldiniz, buyurun. Teşekkür ederim, merhabalar, herkese saygılar. İyi programlar diliyorum. Evet, BSD'ye teşekkür ediyorum. Sizin de bahsettiğiniz gibi 8. oturumda değerli akademisyen arkadaşlarımızla birlikte olacağız. Ben de öncelikle bu programı tertip eden Akademik Platform, ayrıca Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi ve Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'ne tebriklerimi ve teşekkürlerimi sunuyorum. Kritik analitik düşünce üzerine yapılan bu sempozyumda, bizim oturumumuzda İslami ilimler açısından kritik analitik düşüncenin değişik boyutları incelenecek inşallah. Burada hem tasavvuf ilmi, hem fıkıh ilmi, hem de diğer ilimler açısından bir takım sunumlar dinleyeceğiz birlikte. Bu oturumumuzda 6 adet sunu olacak inşallah. Bunları sırayla tabii ben takdim edeceğim değerli akademisyen hocalarımızı ve şöyle planladık, 15'er dakikalık bir sunu bekliyoruz. Daha önce bitiren olursa memnun oluruz tabii ki, ama 15 dakika kullanalım. Sonunda ona göre bir planlama yaparız. Vaktimiz de hemen hemen ilerliyor. Ben de sırayla şimdi tek tek saymayayım, sırası gelen hocamızı takdim edeyim. İlk sırada takva ve ahlaka istikamet başlığı altında Profesör Doktor Necdet Tosun hocamız, bu işin uzmanı olarak, tasavvuf profesörü olarak bizlere bu konuyu arz edecekler. Kendileri buradalar. Ben sözü uzatmadan Sayın Profesör Doktor Necdet Tosun hocamıza sunumları yapmak üzere sözü takdim ediyorum. Hocam buyurunuz. Evet, muhterem hazırını saygıyla selamlıyorum. Bizim konumuz takva ve ahlakta istikamet. Ahlak tabii ki İslamiyet'in önemli bir sahası. İstikamet ise
İslamiyet'i doğru anlamak, doğru yaşamak, aşırılıklara sapmadan yaşamak, anlamak anlamında bir kavram. İkisini yan yana koyan bir sunum olacak. Çünkü bazen insanlar ahlaklı olacağım, takvalı olacağım derken de aşırıya kaçabiliyor, istikametten sapabiliyorlar. Bu yeni bir şey değil. Peygamber Efendimizin aleyhisselam hayatındayken bile başlamış bir durum bu. Onu biraz sonra ifade edeceğiz. Mesela ahlak deyince sabır güzel bir ahlaktır. Cenab-ı Hak Allah sabredenlerle beraberdir buyuruyor. Fakat ülkemizi düşman işgal etmişse orada oturup efendim ben sabrediyorum demek olmaz. Düşman ülkeyi işgal etmişse, bayrağımızı indirmişse, ezanımızı susturmuşsa orada sabır olmaz. Orada cihad olur, mücadele olur. Dolayısıyla sabrın bu yanlış anlaşılmasıdır. İşgalde oturmak. Başka bir örnek, zühd ve takva. Zühd, takva, zahit yaşamak, kendini maneviyata vermek bunlar güzel şeylerdir. Peygamberimiz ve ashabının hayatında da zahitliği görüyoruz, takvayı görüyoruz. Fakat bunu aşırıya götürenler de olabilmiştir İslam tarihinde. Hatta az saadette görüyoruz örneğini. 3 tane sahabi Peygamber Efendimizin hayatına bakıyorlar, Kur'an'daki hadislerdeki şeye bakıyorlar ve diyorlar ki 3 tane sahabi Peygamber Efendimizin gelmiş ve geçmiş bütün günahları affolunmuştu. Biz onun gibi değiliz. O halde biz kendimizi daha çok ibadete verelim, daha çok ahlaka, takvaya verelim diyorlar. Ve bir tanesi diyor ki ben her gece sabaha kadar namaz kılacağım, hiç uyumayacağım. Diğer sahabi diyor ki ben her gün nafile oruç tutacağım. Bir tanesi diyor ki ben hiç evlenmeyeceğim. Peygamber Efendimiz bunları duyuyor ve bu 3 tane sahabesini çağırıp ikaz ediyor. Diyor ki bedenin de insan üzerinde hakkı vardır, ailesinin de hakkı vardır. Böyle yapmayın diyor. Benim dinimde ruhbanlık yoktur, İslam'da ruhbanlık yoktur. Gece kalkın, nafile namaz kılın ama aynı zamanda bir süre uyuyun. Bedenin de uyumaya, dinlenmeye ihtiyacı vardır. Her gün nafile oruç olmaz diyor. Arada tutun, arada tutmayın diyor. Ve evlenin, çoğalın, ben sizin çok olmanızla iftihar edeceğim diyor. İşte Peygamber Efendimiz kendi zamanında zahitliği, takvayı aşırıya götüren, istikametten saptıran bir anlayışla efendim takvayı, ahlakı farklı yorumlayan 3 tane sahabisini bu şekilde uyarmıştır. Hatta başka bir rivayette 10 kişi diye de öyle geçer. Daha sonraki asırlarda tasavvufi eserlerde de bu uyarıları görüyoruz. Çünkü Peygamber Efendimizin vefatından sonraki dönemlerde de böyle işte ahlakta, takvada aşırıya gidenler olmuş. Mesela Serraç Tusi diye bir zat vardır. Vefatı Hicri 378. Onun El-Luma isimli Arapça eserinde diyor ki bir grup biz takvalı olacağız diye mağaraya çekildiler diyor. Oysa İslamiyet bizden mağaraya çekilmemizi istemiyor. Toplum içinde yaşayın, çalışın, kazanın, üretin diyor. Efendim hatta Kelabazi bunlara şikeftiye diyor, mağara ehli diyor. Bazıları çok az yemeği tercih ettiler. O kadar çok az yediler ki vücutları zayıfladı, ibadet yapamaz hale geldiler diyor. Halbuki İslamiyet böyle bir şey istemiyor bizden. Yani az yemek iyidir ama çok çok az yerseniz bedeniniz zayıflar, ibadet yapamaz, çalışamaz hale gelirsiniz. Bu da makbul bir şey değildir, yanlıştır diyor Serraç Tusi. Hatta diyor ki bazıları nefsani duygularından uzak kalmak için tenasül uzvunu kestiler diyor. Yani bunları sapma bunlar, istikametten sapmalar işte. Bunlar Hicri 378'de vefat eden Serraç Tusi bunları anlatıyor ve eleştiriyor. Keza tevekkül yani Allah'a güvenmek güzel bir ahlaktır. Fakat bunu da zaman içerisinde yanlış anlayanlar olmuş. Hatta sahabe bir tanesi geliyor Peygamber Efendimiz'e. Ya Resulallah devemi bağlayıp da mı tevekkül edeyim, bağlamadan mı tevekkül edeyim diye sorunca Peygamber Efendimiz önce deveni bağla, sonra tevekkül et Allah'a diyor. Yani İslamiyet'te Hazreti Ömer'in bir sözü vardır.
Hazreti Ömer diyor ki, tevekkül tarlaya tohumu attıktan sonra Allah'a güvenmektir. Yoksa ben tarlaya tohumu atmayayım, bekleyeyim kendiliğinden işte ekinler, buğdaylar yetişsin. Bu tevekkül yanlış bir tevekkül anlayışıdır. Onun için Hazreti Ömer'in bir sözüdür bu. Tohumu tarlaya attıktan sonra Allah'a tevekkül etmek gerçek doğru tevekküldür. Çünkü diyor Hazreti Ömer devam ediyor. Gökten altın ve gümüş yağmaz diyor. Ama işte tevekkülü yanlış anlayanlar da olmuş. Hazreti Ömer'in halifeliği esnasında Hazreti Ömer mescidin kenarında boş boş oturan bir grup görüyor. Niye siz boş oturuyorsunuz diyor onlara. Diyorlar ki biz mütevekkiliz. Yani Allah'a tevekkül ediyoruz. Bizim rızkımızı gönderir. Hazreti Ömer onlara kızıyor ve diyor ki hayır siz mütevekkil değilsiniz. Müttekilsiniz. Yani başkalarına güveniyorsunuz. Başkalarına sırtınızı yaslıyorsunuz. Başkaları getirsin bize yemek yeriz diyorsunuz. Bazı rivayetler müteekkil diye de geçer. Yani hazır yiyicisiniz diye de geçer. Yani Hazreti Ömer tevekkülü yanlış anlayan, çalışmayı terk edip işte biz Allah'a tevekkül ediyoruz diyen insanları eleştirmiş ve onları mescitten kovalamıştır. Bunlar Hazreti Ömer'in halifeliği döneminde olduğuna göre çok erken bir dönemde, yani tabi'in, belki bunlar tabi'indendi. Çok erken bir dönemde bakın tevekkülün yanlış anlaşıldığını görüyoruz. Keza tasavvufi eserlerde de benzer şeyler görüyoruz. Mesela Şakik Belhi önceleri çalışmaya karşıymış. Tevekkül adına, yani ben tevekkül ediyorum düşüncesiyle çalışmayı gerek görmüyormuş. Ona sormuşlar, niçin çalışmıyorsun diye, niçin böyle anlıyorsun tevekkülü? Demiş ki ben demiş bir gün kör bir kuş gördüm. Kör ve işte kanatları uçamıyor, kanatları kırık. Merak ettim acaba bu kuş rızkını nasıl temin ediyor diye. Uzaktan seyrettim diyor Şakik Belhi. Sağlam bir kuş geldi havadan, ağzında bir çekirge vardı. Ağzındaki çekirgeyi o uçamayan kör kuşun gagasına verdi, o da yedi. Bunu görünce dedim ki ha demek ki bak Cenab-ı Hak bu kör kuşun bile, uçamayan kuşun bile rızkını sağlam kuş ile karşılıyorsa benim de rızkımı karşılar dedim, çalışmayı bıraktım diyor. Bunun üzerine başka bir sufi İbrahim bin Ethem diyor ki niye sağlam kuş gibi olmayı hedeflemiyorsun da efendim kör ve uçamayan hastalıklı kuş gibi olmayı seçiyorsun? Niye sağlam kuş gibi olmayı tercih etmiyorsun? Çünkü veren el alan elden üstündür. Diğeri sağlam kuş veriyor. Onun gibi olmayı niye istemiyorsun deyince Şakik Belhi o zaman hatamı anladım diyor ve çalışmanın gerekli olduğunu veya önemli olduğunu anladım diyor. Yine sufilerden Sülemi diyor ki tevekkül Hazreti Peygamber'in halidir. Çalışıp kazanmak ise onun sünnetidir. Biz peygamberin haline ulaşamayacağımıza göre onun sünnetine yapışmalıyız, çalışıp kazanmalıyız diyor. Yemenliler azık almadan hacca gelirlermiş. Bunun üzerine ayet geliyor. Ve tezevvedu, azık alın. Azık alın diye ayet geliyor. Çünkü Yemenliler diyorlarmış ki biz Mekke'ye tevekkül ediyoruz. Mekke şehrine tevekkül ediyoruz veya Allah'a tevekkül ediyoruz. Bizim rızkımız bir şekilde gelir deyip çöllere, yollara düşüyorlarmış. O zamanlar tabii Yemen'den hacca gelmek birkaç ay sürüyor belki. Efendim, işte bunun üzerine ayet geliyor. Azık alın diye. Başka bir ahlaki konu cömertlik. Cömertliğin, sehabetin, efendim güzel bir ahlak olduğunda hiç kimse şüphe etmez. Ama çok fazla cömertlik yapacağım diye bütün malını sağa sola saçarsa kişi bir süre sonra kendisi muhtaç duruma, çoluk çocuğu muhtaç duruma düşebilir. Onun için Peygamber Efendimiz böyle sahabesinden işte İslam ordusu için veya başka fukara için yardım, bağış yapmak isteyenlere kendi onun o kişinin durumuna göre destek alırdı. Bunun istisnası Peygamber Efendimiz kendisi ve Hazreti Ebubekir. Hazreti Ebubekir'in getirdiği bütün malı kabul etmiştir. Bütün malını getirmiş, Peygamberimiz kabul etmiştir. Kendisi de bütün malını gerektiği zaman fakire fukarayı dağıtabiliyordu Peygamber Efendimiz. Ama bunun haricinde bazı sahabiler geldiği zaman hayır, sen malının
hepsini verme. Sen şu kadarını ver. Sen dörtte birini ver. Sen üçte birini ver. Daha fazlasını verme. Evinde kalsın demiştir Peygamber Efendimiz. Çünkü onlar Hazreti Ömer gibi, hepsi Hazreti Ömer'in psikolojisinde veya halinde olamayabilirdi. Yarın efendim muhtaç duruma düştüğünde aklı zihninde bir kısım evhamlar, sorular olabilirdi. Onun için cömertlikte bile efendim bir istikamet lazım. Zaten İslamiyet'te işte 40'ta 1'dir zekat. O anlamda وَلَا تُبَزِّرْ كُلَّ diye ayet var. Tamamen saçıp savurma diye ayet vardır biliyorsunuz yani. Yoksa مَلُومَنْ mahsura olursun yani. Hüsrana uğrarsın diye ayet bile vardır. Dolayısıyla takva, ahlak bunlar çok güzel şeylerdir ama bunlarda bile aşırıya gitmemek tavsiye ediliyor. İşte Peygamber Efendimiz 3 tane sahabisini, yani ben hiç uyumayacağım, ben her gün oruç tutacağım, ben evlenmeyeceğim diyen sahabileri nasıl uyarmış, ikaz etmiş ise sonraki asırlarda da bazı alimler ve sufiler böyle istikametten sapan, ahlakı yanlış anlayan, aşırılıklara giden insanları uyarmak için bazen sözlü, bazen yazılı olarak uyarılar yapmışlardır. Çünkü bu uyarılar nebevi bir sünnettir. Mesela İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin talebelerinden İmam Muhammed Şeybani Kitabul Kesb isimli eserinde çalışıp kazanmayı terk eden, tevekkül bahanesiyle çalışıp kazanmayı terk eden bazı cahil insanların çıktığını söyler ve bunları eleştirir İmam Muhammed Şeybani Kitabul Kesb isimli eserinde. Az önce söylediğim işte El-Luma, Serraç Tuğsi'nin El-Luma'nın son bölümünde vardır bu eleştiriler. Cahil sufilerin hataları diye bir bölüm açmıştır Serraç Tuğsi. Kendisi de bir şeyhtir, tasavvuf ehlidir ama kitabının sonunda cahil sufileri eleştirmiştir bu anlamda. Yani aşırıya gidenleri, istikametten sapanları eleştirmiştir. Sülemi diye bir zat vardır. Onun müstakil bir risalesi var. Galatatü Sufiye, sufilerin hataları. Bunu yazan kişi tasavvuf ehli ama işte cahil sufilerin hatalarını eleştirmiştir. Yine bir başka sufi Ruzbi Hanbakli Galatatü Salikin diye eser yazmıştır. Saliklerin, dervişlerin hataları diye. Efendim İbnül Cevzi'nin Telbisu İblis diye eseri vardır. Yani demek istediğim şu ki hem ulemadan hem tasavvuf ehli içinden böyle ahlakta ve takvada bir kısım sapmalara giden kişilere karşı eserler yazılmıştır ve onlar uyarılmıştır, ikaz edilmiştir. Tıpkı Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın 3 tane sahabesini eleştirdiği gibi. Mesela büyük zatlara, alimlere, hoca efendilere saygı duymak, onların sözünü dinlemek, onlara hürmet etmek güzel bir şeydir. Bu da güzel bir ahlaktır. Büyüklere saygı, hürmet. Ama o büyük zat bize haram olan bir şeyi emrediyorsa, yanlış olan bir şeyi emrediyorsa ona orada itaat olmaz. Mesela hoca efendi dediğimiz zat gidin üniversite sorularını çalın diyorsa çalmayacağız. Gidin devlete böcek koyun, devletin büyüklerini dinleme cihazı koyun diyorsa yapmayacağız. Bu haramdır, casusluktur, vatan hainliğidir diyeceğiz. Dolayısıyla yani efendim takva, ahlak, büyüklere saygı, büyüklere hürmet güzel bir ahlaktır. Ama o büyük bize İslam'ın haram saydığı hırsızlığı, casusluğu, hainliği emrediyorsa onu asla kabul etmeyeceğiz. İşte burada kritik düşünme, analitik düşünme çok önemli bir şey. Bunun maalesef İslam tarihinde teslimiyet adı altında efendim şeyhe teslimiyet veya işte hoca efendilere, büyüklere teslimiyet adı altında bu da abartılmıştır bazen. Abartıldığı için de efendim bazen sapmalar tarihte ve günümüzde görülmektedir. Onun için teslimiyet konusunu dahi, büyüklere hürmet konusunu dahi doğru anlamak lazım. Aşırıya kaçmamak lazım. Sanırım benim sürem dolmuştur. Bu kadarla iktifa edelim. Hepinize saygılarımı, hürmetlerimi arz ediyorum. Teşekkür ederiz Muhterem Hocam. Bu güzel sunumlarınızdan dolayı tasavvuf ilmi açısından meseleyi ele almış oldunuz ve özellikle takva ve ahlakta istikametin nasıl olacağını çok güzel bir şekilde sunmuş oldunuz. Bu sunumumuzdan dolayı
Tekrar teşekkür ediyorum. Şimdi sıradaki konuşmacımıza geçiyoruz. Sıradaki konuşmacımız Süleyman Kaya, araştırmacı Süleyman Kaya hocamız. Süleyman Kaya hocamız bizlere dezenformasyona karşı Kur'an'ın bireysel ve toplumsal bilinç uyarısı başlığında bir sunum yapacaklar. Ben kendilerine sözü bırakıyorum. Hocam süreniz 15 dakika. Çok kısaca da kendinizi tanıtırsanız memnun oluruz başlarken. Kayıtlara girmiş olur. Buyurunuz efendim. Hocam mikrofonunuz açık değil Süleyman hocam. Mikrofonunuzu açarsanız hocam. Ekranınızın son alt köşesinde mute ya da stop videonun yanında mikrofonunuz var hocam. Sesiniz, evet şimdi geldi hocam. Geldi mi? Evet hocam. Tamam. Evet. Sayın Başkan, değerli katılımcılar ve sayın dinleyiciler, hepinizi saygı ve hürmetle selamlıyorum. Ben sizlere dezenformasyona karşı Kur'an'ın bireysel ve toplumsal bilinç uyarısı konusunda birkaç öneri üzerinden bilinç oluşturmaya yönelik bir sunum yapmaya çalışacağım. Ben Bayevü, yani Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde tefsir hocasıyım. Konuyu giriş kısmına atlayarak dezenformasyonu önleme çabaları, Kur'an'ın bireysel ve toplumsal bilinci, bilinç konusundaki uyarısı ve sonuçla bitirmeye çalışacağım. Şimdi giriş atlayacağım dedim ama kısa bir giriş yapmışım yine. Kusura bakmayın, bunu çıkarım diye düşünmüştüm. Şimdi genel olarak baktığımızda aslında iletişim insanla başlamakta, karşılıklı iletişim. İletişimin başladığı yerde de bunu suistimal tarih boyunca insana eşlik etmektedir diyebiliriz. Ancak geldiğimiz noktada, dünyanın geldiği noktada sürekli bunlar çeşitlenmiş ve hızlanmış. Özellikle dijital dünyada dünden beri bahsedilen oturumlarda da görüldüğü gibi bu çok daha çeşitlenmiş, hızlanmış ve etki gücü daha vurucu hale gelmiş. Bugün için bu yanlış bilgilendirme, iletişim şekli ve misenformasyon, malenformasyon ve dezenformasyon çatısı altında aslında 7 şeklinden bahsediliyor. Ben kısaca bunları verdikten sonra tekrar dezenformasyonun bunlarla kesişen noktalarıyla ilgili bir bilgi de vereceğim. Şimdi normalde hiciv ya da parodi de bu gruba girebilir. Ne demek bu? Zarar verme kastı içermeyen fakat yanıltıcı olabilen bilgi diye tanımlamışlar bunu. İkinci olarak yanıltıcı içerik, bilginin bir konu ya da kişi hakkında algı oluşturma amacıyla yanıltıcı şekilde kullanımı, bu kısmen dezenformasyonla daha çok örtüşüyor, ileride göreceğiz. Sahte kimlikli içerik, bir kişi, kurum ya da haber kaynağını taklit eden sahte hesaplar, siteler tarafından yayılan içerik, uydurma içerik, tamamı yanlış, zarar verme ve aldatma için tasarlanmış bir bilgi türü, sahte ilişkilendirme, başlıkların, görsellerin ya da görsel altı yazıların içerik ile eşleşmediği durumlar, kes yapıştır, işte bir başkasının bir başka bilgiyi bir başkasının resmi üzerine yapıştırma gibi, bağlamdan koparmaya da bir içeriğin bağlamından koparılarak ve yanlış bir çerçeve içinde kullanılması, manipüle edilmiş içerik, bir metin, görsel ya da ses içeriğinin aldatıcı şekilde manipüle edilmesi şeklinde bugün için bu yanlış bilgi türlerini sınıflandırmışlar. Şimdi tarih boyunca insanlığa eşlik ediyor dedik ve yine hemen şunu düşünmek mümkün. Her kültür ve din aslında bunlara karşıttır. Ancak özellikle de dinimiz yalan, iftira, dedikodu, gıybet gibi hususlar kapsamında konuyu ele aldığı düşünülebilir. Fakat yaşadığımız dijital çağ
birçok konunun daha spesifik olarak ele alınmasını gerektirmiştir. Dijital erişim ağlarının gelişimiyle bu iletişim türleri daha sistemli bir yapıya bürünmüş, yayılma hızı daha da artmıştır. Sosyal medya platformları, sahte hesaplar ve çeşitli bloglar kasıtlı yanlış bilginin yayılım zemini olmuş, ulusal ve uluslararası alanı siyasi ve ticari çatışma aracı haline gelmiş. Mesele enformasyon savaşına dönüşmüştür. Buna karşı yeni bir zihniyet tasarımına ihtiyaç vardır. Benim aslında vurgulamak istediğim nokta burası. Biz çoğu zaman bugün itibariyle yüzleştiğimiz olayları tarihin derinliklerinde benzeşenlerle sığınarak biraz görevimizi onlar üzerine atmayı bu işin kurtuluş yolu olarak görüyoruz ki Süleyman Ögün Hoca'nın da girişte yaptığı konuşmada sanırım en çok vurgulamak istediği husus buydu. Oysa ki bugün için bu meseleler çok daha girift hale gelmiş. İşte sempozyumun da konusu olan kritik analitik düşünce etrafında yeniden sorgulanıp onlara karşı bir hazırlık yapmayı gerektiren konuma bürünmüştür. Yapılan araştırmalar bu meselelerin yani bu yanlış bilgilendirme akımlarının İslam dünyasının yumuşak karnı olduğunu ortaya koymaktadır. Türkiye enformasyonun silah olarak kullanılmasına, sosyal medya botlarına, trollere ve büyük ölçekli algoritmik kognitif tehditlere karşı zafiyetleri en fazla olan ülkelerden biri olarak nitelendirilmektedir. Öyleyse başta ülkemiz olarak Müslüman birey ve toplumlar dezenformasyona karşı kendilerini hem hukuki anlamda hem de dayanıklılık anlamında daha güvenli ortama çekmek zorundadırlar. Şimdi dezenformasyon nedir? Fransızca kökenli olan bu kelime Türk Dil Kurumu'nda bilgi çarpıtma olarak açıklanmış. Terim olarak da şöyle tarif edilmiş. Bir kişiye, bir gruba, bir topluluğa veya bir ülkeye ekonomik ve veya siyasi açıdan zarar verme amacıyla kasıtlı olarak üretilmiş yanlış bilgi olarak nitelendirilmiş. Bu tanımda özellikle zarar verme ve kasıt kelimelerinin altını bir şekilde çizmek gerekmektedir. Çünkü dezenformasyon belli bir hedefe yönelik olarak bilinçli bir şekilde üretilip yayıldığı için zarar vermeyen yanlış bilgi yani misenformasyon ve zarar veren gerçek bilgiden yani malinformasyondan ayrı olarak tanımlanmaktadır. Bu fark deminkiler biraz daha geneldi. Şimdi biraz daha bu dezenformasyonun diğerleriyle kesişen taraflarını gösteren bir tablo üzerinden daha iyi anlamak mümkün olacaktır. Asılsız bilgi dediğimiz şey yanlış bilgi. Yani hatalı bir fotoğraf başlığı. Tarihler hatalı olabilir, istatistik veriler hatalı olabilir. Tercüme ya da mizah ve hicivin ciddiye alınması bu gruba girebilir. Yukarıdaki sınıflandırmada da vardı. Bir de aslında bilgi gerçek, yani ortada bir olay var. Fakat zarar yayıldığı zaman zarar vermeyi hedefliyor. Bu bilgi çeşidiyle kesişen bir noktada dezenformasyonun tanımı yukarıdaki gibi yapılmakla beraber buradan da şöylece ayrıştırabiliriz. Normalde uydurma, üretilmiş ya da bilinçli manipüle edilmiş sesli ya da görsel içerik, maksatlı olarak oluşturulan komplo teorileri ya da söylentiler diye anlaşılabilir. Şimdi özellikle WhatsApp, Facebook, Messenger, WeChat ve TikTok gibi uluslararası iletişim ağlarının yaygınlaşmasıyla daha karmaşık bir hal almış bu ve pazarlama yöntemlerinden faydalanılarak mikro hedeflere yönelme kabiliyeti gelişmiş. Devlet ve devlet dışı güçlerin ulusal ve uluslararası arenada kullandıkları dezenformasyon siyasi amaçlı olabildiği gibi ticari çıkar elde etmeye yönelik de olabilmektedir. Çünkü toplumsal kutuplaşmayı artırıcı ve radikalleşmeyi körükleyici özelliğe sahiptir. Hem siyaset
hem ticaret bundan faydalanmaktadır. Şimdi bunu biraz daha somutlaştırmak için tarihten günümüze doğru üç örnekle örneklendirelim. Genelde dezenformasyonun en tipik hedeflerinden bir tanesi toplumun fay hatlarını hedef alması ve buradan bir neticeye varmak istemiş olması. Dolayısıyla biraz yaşı benimle eşdeğer olan veya biraz daha yaşlılarımız Maraş olaylarını hatırlayacaklardır. 1978'de meydana gelen Maraş olaylarını Aralık ayında. Bu olaylar aslında Türkiye'de Alevi-Sünni çatışmasını tetikleyen, yani Türkiye'nin önemli fay hatlarından birini hedef alan almıştır. Ve ileriye dönük ülke üzerinde operasyonel bir hedefi vardır. Bakın bu olaylarda dedikodular üzerinden 111 kişi o gün için hayatını kaybetmiş, 1000'in üstünde kişi yaralanmış, 152 ev yıkılıp 289 iş yeri tahrip edilmiş ve 8 otomobil tamamen yıkılmıştır. Şimdi uluslararası örnek olarak da kitaplarımızdan aldığım bu meseleyi konu edinen kitaplarımızdan aldığımız bir örnek şu: 2017 Şubat ayında NATO savunma bakanları bir toplantı yapacaklar. Ama Rusya bunun öncesinde Litvanya ile ilgili bir Asparagas haber yayınlıyor. Haber şu: o bölgede güçlendirilmiş varlık çok uluslu kuvvetler diye bir güç var. Onun içerisinde bir Alman kızın Litvanyalı kıza toplantı öncesinde, yani bu NATO Savunma Bakanları toplantısı öncesinde bir Alman askerin Litvanyalı bir kıza tecavüz ettiğini yayıyor. Ve bununla Rusya aslında savunma bakanları arasında o toplantı öncesinde bir ayrışma hedefliyor. Litvanya'da da bu noktada hassas bir konum varmış. Ülkede de bir bölünme, parçalanma amaçlıyor. Yine kitaplarımızın, araştırmaların verdiğine göre özellikle EDAM Türkiye'de bunun üzerinde durmuş. Güncel bir mesele COVID-19 salgını. Deniyor ki COVID-19 salgını dezenformasyon konusunda mücadele edilen en zor alan olmuştur dünyada ve Türkiye'de. Üstelik bu COVID-19 salgını hastalığı çerçevesinde meydana getirilen dezenformasyona karşı sistematik karşıt doğrulayıcı haber kanalları çalıştırılmasına rağmen bununla tam olarak baş edilemediği ifade ediliyor. Yani bunlar anlatıyor ki bize dezenformasyon artık hem ülke içinde hem ülkeler arası gerek istihbaratlar tarafından gerek farklı kanallardan toplumların STK'larına veya diğer ögelerine karşı istihbarat aracı olarak veya ticari amaçlı kullanılıyor. Şimdi bu etkiden dolayı, ki bu kavram 1900'lerin sonlarında gündeme gelmiş ve ilk defa bu özelliğiyle kullanılmaya başlamış bir kavram. Bu yıkıcı ve tahrip edici etkisi hissedilince uluslararası büyük kuruluşlar da bunları gündemlerine taşımışlar. Avrupa Birliği, NATO ve AGİT gibi kuruluşlar bu meseleye özel başlık açarak tartışmaya açmışlar ve bununla mücadele yollarını aramışlar. Bunlara uluslararası ölçekte STK'lar da katılmış. Örneğin haber odası modeli gibi medya kuruluşları arasında bir doğrulama platformu oluşarak kendilerine ulaşan haberin ne kadar sağlıklı olduğunu denetleme yoluna gitmişler. Ayrıca yine farklı kuruluşlar üniversitelerle işbirliği halinde bu konu üzerinde durmaya başlamışlar. Şimdi dezenformasyonla ilgili mücadelede en etkili silahın
toplumsal dayanıklılığı güçlendirmek olduğu anlaşılmış. Tabii ki hukuksal altyapı noktasında bir hazırlık yapmışlar. Ama bakmışlar ki bununla hukuksal yönden baş etmek mümkün değil. O zaman Avrupa Birliği 2018'de yaptığı toplantıda bunun hukuksal altyapısını oluşturmanın yanında en büyük tedbirin buna karşı toplumsal dayanıklılığı güçlendirme, yani birey ve toplumları bilinçlendirmeden geçtiğini söylemiş. Şimdi ben bu bilgiler etrafında Müslüman ülkelerinde özellikle bu konuda zaafa düştüklerini, bu meselenin yumuşak karnı olduğunu, İslam ülkelerinin yumuşak karnı olduğunu ve Türkiye'nin de bundan çok etkilendiğini düşündüğümde bu mesele üzerinde tekrar Müslümanların düşünmesi gerektiğini kanaatine vardım. Ve bu tür noktalarda biz genellikle motive edici unsur olarak tabii dinimizin temel argümanlarını kullanırız, bu doğru. Ama bunları kesinlikle günün şartları çerçevesinde yenilerek yeni bir algı biçimiyle bu tehditlere karşı hazırlanmamız gerektiği kanaatından hareketle bize aslında temel teşkil edebilecek Kur'an-ı Kerim'de dile getirilen 3 somut örnek üzerinden bunu vermeye çalışacağım şimdi. Kur'an-ı Kerim'de bu mesele aslında bilmediğin şeyin ardına düşme veya doğruluk sorgulaması, yani araştırması yap olarak özetlenebilir. Bu 3 örneği nüzul sırası gözetilerek aktarılacak benim tarafımdan. Çünkü biz tefsirciler Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinin 23 yıla dağılarak inmiş olmasını ya da indirilmiş olmasını bir hikmeti olduğunu düşünürüz. Burada seçtiğim ve genelde de belki birçoğunuzun maluma sahip olduğu bu 3 örnek biri Mekke döneminin sonuna, ikincisi Medine döneminin ortasına, üçüncüsü de Medine döneminin sonuna rastlayan 3 örnektir ki bu tarihler önemlidir bence. Muhterem hocam, vaktimiz de şu an itibariyle sonlandı ama siz toparlayabilirseniz kısaca memnun olurum. Eyvah. Buyurunuz. Ya o zaman çok uzattık, vakti kullanamadık. 5 dakika verebilir misiniz? Şöyle söyleyelim o zaman. Cenab-ı Allah aslında Mekke döneminin sonunda Medine dönemindeki oluşma hazırlık için hakkında bilgin olmayan şeyin ardına düşme, çünkü kulak, göz ve gönül bunlardan mesuldür uyarısını yapmakta ve bu İsra suresinde 8-10 tane aslında genel ahlak ilgisi olarak tanımlayabileceğimiz bir kesit içerisinde geçmekte ve bunun dünyevi ve uhrevi sorumluluğu olacağı noktasında hazırlık yapmakta. Ama asıl önemli olan ikinci örneğimiz bizim. Bu örnek 627-27 yılında Bedir ve Uhud savaşları sonunda tam da böyle dengelerin iki tarafa oynadığı bir dönemde oluşmakta. Hatta biraz daha Müslümanların güçlenmesi gereken bir döneme rastlamakta ve hedefini de doğrudan Hazreti Peygamber ve eşi seçmekte. Olay Beni Mustalık gazvesi dönüşünde meydana gelmekte. O dönüşte Hazreti Ayşe'nin Saffan bin Muattal'la iffetsiz bir ilişkisi olduğunu Abdullah bin Übey bin Selül yaymakta. Bu şahıs çok önemli bu olayda. Çünkü Abdullah bin Übey bin Selül Bisat'tan öncesinden beri Hazreç kabilesine lider olmak isteyen bir şahıs ve Peygamber Efendimiz'le birebir mücadele ediyor. Münafıkların başı biliyorsunuz. Bu haberi bu şahıs yayıyor ve maalesef bu yayılan habere bir kısım Müslümanın da bilmeden eşlik ettiği ifade ediliyor ve bu noktadaki tenkitler aslında bunlar çok önemliydi. Nur suresi 11 ve 22. ayetler arasında açıkça dile getiriliyor. Ve Müslümanlar neden bilmeden böyle bir haberin peşine düştükleri veya dillerine pelesenk ederek etrafta yaydıkları konusunda eleştiriliyor. Hemen üçüncüsünü de söyleyeyim. Yine bildiğiniz Hucurat suresinde bir olay bu. Yine Beni Mustalık kabilesiyle ilgili. Burada da Velid bin Ukbe
Peygamber Efendimiz tarafından benim ustalık kabilesine zekat toplamak için gönderiliyor. Fakat Velid bin Ukbe kabileyle arasında olan bir önceye dayanan bir sıkıntıdan dolayı geliyor. Peygamber Efendimiz'e farklı bir bilgi ulaştırıyor. Peygamber Efendimiz bilgi şu, benim ustalık kabilesi zekat vermiyor, namazlarını da kılmıyorlar. Peygamber Efendimiz kızıyor, hatta hazırlık yapıyor, hemen savaşa doğru çıkıyor. Bir rivayete göre Medine'nin dışına da çıkıyor. Ama bu arada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yaptığı çok önemli bir şey var. Halid bin Velid'i tetkik için oraya gönderiyor. Ya Halid bin Velid hemen durumu anlıyor ve Peygamber Efendimiz'e gelerek diyor ki ya Resulallah, benim ustalık kabilesi ezan okuyor, namaz kılıyor ve zekatlarını da verdiler. Herhangi bir sıkıntı yok. Devam eden ayetlerde işte siz bu araştırmayı yapmasaydınız çatışmaya gidecektiniz şeklinde bir ibareyle bitiyor diyeyim kısaca. Bunları da okumamı müsaade eder misiniz hocam? Buyurun hocam. Sonuç olarak şöyle toparlamaya çalışayım. Birey ve toplumları gerek siyasi gerekse ekonomik olarak olumsuz yönde etkilemeye yönelik kasıtlı çarpıtılmış bilginin bugün çok daha profesyonelce kullanıldığı anlaşılmaktadır. Dijital ağların yaygınlığı bu bilginin dışarıdan ve içeriden operasyonel amaçlı kullanılmasına imkan tanımaktadır. Toplumun fay hatlarını hedef alan bu tehdide karşı hukuki önlemler yanında bireysel ve toplumsal dayanıklılığın güçlendirilmesinin gerekliliği ortaya çıkmıştır. İslam dünyasının ve ülkemizin çarpıtılmış bilgiden çok fazla etkilendiği anlaşılmaktadır. Oysa bu dünyanın inanç temellerinin dayandığı Kur'an, içeriğine tam olarak vakıf olunmayan bir haberin arkasına takılmayı yasaklamaktadır. Nüzul döneminin farklı dönemlerinde yine farklı örnekler üzerinden Kur'an'ın yaptığı uyarılar, konunun bir toplumun inşası ve sürekliliği açısından nedenle önemli olduğunu göstermektedir. Buna rağmen bugün için Müslüman dünyanın yumuşak karnı olarak değerlendirilebilecek bu zaafın nereden kaynaklandığı üzerinde düşünülmeli ve İslam dünyası günün ihtiyaçları bağlamında kendini güncellemelidir. Özellikle dijital okuryazarlık konusunda yeterli bilince erişerek yol ve yöntemleri devreye sokmalıdır. Müslüman, bilgi sahibi olmadığı hususlarda tahmine dayalı bilgi üzerinden birey ve toplumun huzurunu bozacak tavırlardan kaçınmalı ve bunu ahlaki bir davranış haline dönüştürmemelidir. Bunu bir ahlaki davranış haline dönüştürmelidir, özür diliyorum. Bunun için günün ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde dijital ortamda haber doğrulama ve analiz platformları oluşturmalıdır. Aksi halde bunun dünyevi ve uhrevi sorumlulukların olacağı bilinmelidir. Hepinize saygılar sunuyorum. Uzattığım için de özür diliyorum. Teşekkür ederiz Muhterem Hocam. Gayet güzel bir sunum oldu. O önemi yok. 3-5 dakika önemli değil. Siz çok önemli hususlara temas ettiniz. Gerçekten memnun oldum ben de bu sunumdan dolayı. Çok değerli hocamız, Doçent Doktor Süleyman Kaya hocamıza bu Kur'an-ı Kerim'deki bilinç ve işte haberlerin aslını araştırmayla ilgili kritik analitik içeren sunumundan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Şimdi ise sıradaki sunumu yapacak olan sevgili konuşmacımız Sümeyye Sevinç hanımefendiye geçiyoruz. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nde tefsir analim dalında araştırma görevlisi Sümeyye Sevinç hanımefendi bizlere değişen tesettür anlayışının Kur'an ayetleri bağlamında kritiği konusunda bir sunum yapacaklar. Hazır mı acaba Sümeyye Hanım? Çok teşekkür ediyorum hocam. Evet, hazırım. Ben de buyurun. Müsaadenizle ekranımı paylaşmak istiyorum. Buyurun, 15 dakika süreniz var. Dinliyoruz. Saygıdeğer hocalarım, kıymetli katılımcılar, hepinizi hürmetle selamlıyorum. Benim bildirimin konusu tesettür, daha açık bir ifadeyle değişen tesettür anlayışı. Bunu Kur'an ayetleri bağlamında ele almaya çalışacağım. Öncelikle genel olarak tesettür meselesini insanın örtünme ihtiyacı üzerinden bu noktadaki daha genel anlam ifade eden ayetlere temas etmek istiyorum. Ardından da tesettür denilince hepimizin aklına gelen kadınların tesettürü meselesini ayetler düzleminde incelemeye çalışacağım ve nihayetinde kadının tesettürünün sınırlarını çizmeye ve
bu değişen tesettür anlayışının sayıklarını belirlemeye çalışacağım. Öncelikle tesettürün köken anlamına işaret etmek istiyorum. Setera kökünden, tefaul babından bir mastar. Sözlük anlamı itibariyle içinde örtünmeyi, gizlenmeyi, bir şeyin arkasında veya içinde gizlenmeyi içeren bir kavram. Terim anlamı da yine sözlük anlamıyla bağlantılı olarak erkek ve kadının örtülmesi gereken yerlerinin örtmesi manasına geliyor. Fakat fiziki yapı itibariyle farklı oldukları için burada erkek ve kadınların örtünme sınırlarının farklı olduğunu, özellikle kadınlarla ilgili ayrıntıların daha belirginleşmiş olduğunu ayetlerde görüyoruz. Öncelikle insanın örtünme ihtiyacına ve bu konudaki genel ayetlere bakalım arzu ederseniz. İlk insan ve ilk peygamber Hazreti Adem ve onun eşiyle başlayan bir süreç var. Bu noktada Araf suresinden bazı ayetleri sizler için seçtim. Hepinizin malumu olan bir hadise bu Araf suresinin 22. ayetinde. Şeytanın Hazreti Adem ve eşini aldatmaya çalışması, nihayetinde yasak meyveden yemeleri ve mahrem yerlerinin açılması. Bu üstünü çizdiğim kısım ayeti kerimede aslında bu mahrem yerlerinin açılması üzerine hem Hazreti Adem hem de eşinin cennet yapraklarıyla örtünmeye başladıklarını görüyoruz. Yine bir başka ayet, 26. ayetinde aynı surenin Allah-u Teala Ademoğluna hitaben burada üstünü çizdiğim ilk kısım libelsen bir örtünme tarzını sunuyor. Bize nimet olarak bahsettiği şeyler içerisinde örtünme formu var ki bu iki şekilde hem mahrem yerlerimiz yuveri sev'atikum ve rişa ifadesi geçiyor. Yani hem mahrem yerlerini örtecek bir elbiseyi hem de aynı zamanda buna ilaveten giyebilecekleri, süslenebilecekleri bir elbiseyi bahşettiğini Rabbimiz belirtiyor ki riş kelimesi her ne kadar kuş tüyü manasına gelse de istiyar olarak bunun elbise anlamını ifade ettiğini biliyoruz. Yine bir sonraki ayette şeytanın Hazreti Adem babamız ve eşini cennetten çıkarmayla ilgili bir teşebbüsünün olduğunu ve yine mahrem yerlerini göstermek için elbiselerinin çıkarmasına yönelik bir teşebbüsünü görüyoruz ki burada demek ki örtünmenin tabii bir ihtiyaç olarak ilk insandan itibaren karşımızda bulunduğunu görüyoruz. Yine Nahl suresinin 5. ayetinde gördüğünüz dif kelimesi hayvan yünlerinin giysi için kullanılmasını ifade ediyor ki bu kelime kendi içerisinde ısıtan ve koruyan nesneyi gösterir. Tabii bu noktada hayvanın sadece eti, sütü değil, aynı zamanda yünlerinin de giysi için kullanılması, dolayısıyla yemek, içmek gibi tabii bir ihtiyaç olarak giyinmenin ve örtünmenin de bir ihtiyaç olarak karşımızda bulunduğunu görüyoruz. Tabii örtünmenin bir de ahirette bazı karşılaştığı durumlar var. Bu hususla alakalı bazı ayetleri işaret etmek istiyorum. Kehf suresinin 31. ayetinde cennet ehlinin karşılaşacağı nimetler tasvir edilirken onların giyecekleri kıyafetle ilgili olarak bu sündüs ve istebrak kelimeleri geçiyor. Bu aslında sündüs ince ipeyi, istebrak da kalın ipeyi ifade ediyor. Yani cennet ehlinin ince ve kalın ipekten yeşil giysiler giyeceğine dair bir müjde var. Yine bir başka ayet Haç suresinin 23. ayeti burada da onların elbiseleri harir ifadesiyle belirtiliyor ki bu da cennet ehlinin ipekten elbiseler giyeceğini gösteriyor. Yine İnsan suresinin 21. ayetinde de aynı şekilde ince ve kalın ipekten yeşil giysilerin ahiretteki formuyla karşımıza çıkacağını görüyoruz. Bunlar genel olarak örtünme ihtiyacıyla alakalı ayetlerde. Fakat örtünme denince, tesettür denince akla gelen kadınların örtünmesi meselesinin aslında daha çok Nur suresi 31. ayette hissedildiğini bariz bir şekilde görüyoruz ki burada Rabbimiz kullil mu'minat ve kullil mu'minat ifadesiyle Peygamber Efendimiz'e hitaben mümin hanımlara söylemesini emrediyor. Yani sanki zımnında mümin hanımlara söyle, onlar anlarlar. Onlar nasıl davranırlarsa, nasıl giyinirlerse iffetlerini koruyacaklarını anlarlar şeklinde bir vurguyla başlıyor ki hemen devamında emredilen kısım
mümin hanımların gözlerini mahremden korumaları ve iffetlerini korumaları. Bundan sonraki kısımda da kadınların tesettürüyle ilgili detayları görüyoruz. Fakat ben ona geçmeden önce hemen ayetin öncesindeki Nur 30. ayete işaret etmek istiyorum. Çünkü Rabbimiz burada tıpkı mümin hanımlara bir emri buyurduğu gibi mümin erkeklere de yine Peygamber Efendimiz'e hitaben erkeklere de söyle şeklinde bir vurguyla aynı emri onlara da veriyor ve onların da gözlerini haramdan sakınmalarını ve iffetlerini korumalarını emrediyor. Bu durumda tesettür dediğimiz olayın gerçekleşmesinden önce hem kadına hem erkeğe bazı vazifelerin düştüğünü görüyoruz ki bu noktada hem kadının hem erkeğin gözlerini haramdan sakınmaları ve iffetlerini korumaları öncelikle emredilmiş oluyor. Kadınların örtünmesinin biraz dış kıyafeti formunu ise yine Ahzab suresinin 59. ayetinde görüyoruz ki burada cilbab ifadesiyle dış kıyafetlerini kadınların üzerlerine almasına yönelik bir emir söz konusu. Tabii bunun hemen öncesinde 53. ayette mümin erkeklerin Peygamber Efendimizin hanımlarının huzuruna giderken aslında hicap arkasından bir şey istemelerine yönelik bir ayet var ki bu muvafakat-ı Ömer olarak da bildiğimiz ayetlerden. Dolayısıyla dış kıyafete yönelik de bir vurgunun olduğunu görüyoruz. Ayrıca yine ayetlerde yaşlı kadınların durumu da istisna ediliyor ve ziynet yerlerini göstermemek kaydıyla ki ziynet yerlerini kesinlikle gösteremezler. Dışarıda giydikleri kıyafetleri belki çıkarmalarında bir günah olmayacağı noktasında bir müsamaha olduğunu görüyoruz. Fakat buna rağmen yine ayetin sonunda işaret ettiğim yerde de göreceğiniz üzere sakınmalarının kendileri için çok daha hayırlı olduğuna yönelik bir vurgu var. İşte bütün bunlardan sonra şimdi kadınların örtülmesiyle ilgili bu Nur suresinin 31. ayetini arzu ederseniz biraz detaylandıralım. Ayetin başında ilk çizdiğim kısım aslında kadınların kendiliğinden görünen yerler müstesna ziynetlerini göstermemeleriyle ilgili bir vurgu var. Tabii burada kendilerinden görünen yerlerin ne olduğuyla ilgili farklı görüşler var. Onları toparlamaya çalışalım isterseniz. İbn-i Mesud Efendimiz'den kadınların elbiseleri ile ilgili bir görüş var. Yahut kendiliğinden görünen yerlerin yüzük ve sürme gibi ek aksesuarlar olduğuna dair İbn Abbas Efendimiz'den bir görüş var. Yine Dahhak'tan yüz ve elbise olduğuna dair. Hasan Basri'den yüz ve eller olduğuna dair. Abdurrahman bin Zeyd'den ise sürme, boya ve yüzük gibi ek aksesuarlar olduğuna dair görüşler var. Fakat ittifak edilen görüş yüz ve eller dışındaki yerlerin örtülmesi şeklinde. Bu noktada kadınların hassasiyet göstermesi, yani kendiliğinden görünen yerler olarak sadece yüz ve elleri sınırlamaları gerekiyor. Ayaklar noktasında ihtilaf var. Ancak daha temkinli tavrın bu noktada da ihtiyatlı davranmak olduğunu belirtmekte fayda var. Yine ikinci kısımda başörtülerini yakalarına salmalarıyla ilgili bir vurgu var. Burada aslında başörtünün yaka üzerine sarılması şeklindeki ifade edilen kısımda kastedilen yerlerin baş, saç, kulak, boyun, gerdan dediğimiz boynun altı ve göğüs kısmı olmak üzere bu kısımların kesinlikle açık kalmayacak şeklinde bir örtünün oluşturulmasına yönelik bir ifade söz konusu. Yine ayette nisaihin ifadesi geçiyor. Burada kadınlar kastediliyor ve kadınların yine bu ziynet yerlerini kime göstereceğine dair bir takım özel durumlar var. Kadınların yanına çıkabileceği kimselerin kim olduğu ayette kadının kocası, babası, kayınpederi, oğlu, kocasının oğlu, erkek kardeşi, erkek ve kız kardeşinin oğlu, Müslüman kadın, köle ve cariyesi, erkekliği kalmamış hizmetçiler ve kadınların mahrem yerine bakmaktan anlamayan küçük çocuklar şeklinde sınırlanıyor. Fakat buna ilaveten dede, amca, dayı, süt kardeş gibi kendileriyle sürekli olarak evlenmeleri yasak olan hısımların da bu konuda eş tutulmasına yönelik görüşler var. Yine her zamanki gibi ihtiyatlı davranmanın daha temkinli bir tavır olduğunu ifade etmekte fayda var. Burada geçen Nisa ifadesiyle genel olarak bütün kadınlar mı yoksa Müslüman kadın mı kastedildiği noktasında ihtilaf var. Fakat daha çok tercih edilen görüş Müslüman kadınların kastedildiğine yönelik. Ama bütün kadınların kastedildiğiyle alakalı olarak da az da olsa tercihlerin olduğunu ifade etmekte fayda var.
Yine son kısımda bu kadınlara karşı arzu duymayan erkeklerle ilgili bunlarla kimin kastedildiği hususunda akıl ermez kimselerin, iktidarsız kimselerin, kadınsı davranan erkeklerin veyahut da yaşlı erkeklerin olduğuna dair görüşler olduğunu belirtmekte fayda var. Tabii bunlar neticesinde şöyle kadının tesettürünün sınırını belirleyebiliriz. Öncelikle başörtüsü Allah'ın Kur'an'da sabit bir emridir. Ve cilbab dediğimiz şey baştan aşağı örten bir giysidir. Dış kıyafetin altına biz başka kıyafetler de giyebiliriz. Yüz, bileklere kadar eller ve ayaklar dışındaki her tarafın örtülmesi tesettürü ifade eder. Mahrem olan hısımların yanında el, ayak, kol, saç, ziynet gibi yerlerin açılması caizdir. Ancak kıyafetin dar ve içi gösteren şeffaf değil, tam tersi sıkı dokunmuş ve bol olması gerekir ki burada Peygamber Efendimizin kasiyetün ariyat diye giyinmiş gibi görünmesine rağmen elbisesiz olarak nitelediği kimseler dar ve şeffaf giyen kimseler olarak karşımıza çıkıyor. Yine tesettürü sadece çarşafla sınırlı tutmamak gerektiğini belirtmekte fayda var. Ve örtmek için belirli bir kıyafet belirlemeye gerek yok. Örten her kıyafetin giyilebileceğini belirtmekte fayda görüyorum. Son olarak bu değişimin sebepleri neler, sayıkları neler, bunlar üzerinde duralım. Evvela kültürün etkisi. Bu hem coğrafyalara bağlı olarak değişen bir örf ve adetlerin oluşmasıyla bağlantılı. Zira sıcak coğrafyadaki iklimlerde yaşayan insanların kullandığı kıyafet tarzları ve dahi renkler bile farklılık arz ediyor. Hem de değişen zaman diliminde aynı coğrafyada bile farklı eğilimlerin gösterilmesi, söz gelimi Osmanlı toplumu ile Cumhuriyet toplumundaki kadının örtünme şekilleri aynı değil. Bugün kadınlar örtülerinin altına bone olarak kullandıkları özel bir malzemeye müracaat ediyorlar ama Osmanlı döneminde kadınlar önce fes kullanıyorlardı. O fes bone ile benzer bir şey. Onun üstüne bir iç örtüsü, daha sonra onun da üzerine bir dış örtüsüne ihtiyaç duyuyorlardı. Fakat bugünkü toplumda daha az malzeme ile örtünme ihtiyacının karşılandığını görüyoruz. Yine modanın da etkisi var ve bunun iki aşaması söz konusu. İlk aşama tamamen ticari faktörlerle tesettürlü kadınların da artık modanın ilgi alanına girmesi ile söz konusu oluyor. İkinci aşama ise tesettürlü kadınların her türlü kıyafeti kendine giymeye layık görmeye başlamasıyla başlayan bir süreç ki burada sadece başını örtmek veya başının bir kısmını örtmek veya boynunu gösterip küpelerini gösterip gibi belli yerler üzerinden bir tesettür, yeni bir tesettür anlayışının oluşturulmaya çalışıldığını görüyoruz. Netice olarak şunu söyleyebiliriz. Bu örtünme meselesinde evet kadınlara düşen vazifeler olduğu gibi erkekleri de ilgilendiren boyutlar var. Dolayısıyla erkeklerle ilgili hususiyetleri de dikkate almak gerekir. Ayrıca tesettür ne yazık ki bu değişen toplumda sadece başörtüsüne indirgenmiş durumda görünüyor. Ve örtünmenin amaç ve mahiyetinin ihmal edilmesi ne yazık ki tesettür anlayışının değişimine neden olmuş gibi görünüyor. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Sabırla dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum muhterem hocalarım. Evet, bizler de Sümeyye Sevinç hanımefendiye teşekkür ediyoruz. Bu değerli sunumlarından dolayı kaynaklara dayalı olarak ayet-i kerimelere ve hadis-i şeriflere bağlı olarak ve ulemanın görüşlerine bağlı olarak İslam'ın tesettür emrini bizim için değerlendirdiler ve kritik ettiler. İstifade ettik. Çok teşekkür ederiz. Şimdi sırada benim sunumum var fakat ben sunumumu sona bırakıyorum. Vakit kalırsa inşallah ben de kısaca bir sunum yapacağım. Ben kısaltabilirim, çok uzatmayabilirim. O sebeple bir sonraki sunumu yapacak olan Doçent Doktor Mustafa Altunkaya hocamıza sözü vereceğim. Tasavvuf tarihinde Sufi önderlerin siyaset karşısındaki tutumlarının teopolitik analizi konusunda bizlere bir sunum yapacaklar. Mustafa Altunkaya hocam buyurun, 15 dakika süreniz var, sizi dinliyoruz. Bismillah, elhamdülillah, ve selamu ala Resulillah. Değerli arkadaşlarım, muhterem hocalarım ve kıymetli dinleyiciler, bu kritik analitik düşünce sempozyumu, interaktif ortamda gerçekleştirilen bu sempozyumda emeği geçen herkesi içtenlikle kutlayarak
tebliğimi sunmaya geçeceğim. Tebliğim, tasavvuf tarihinde sufi önderlerin siyaset karşısındaki tutumlarını kritik analitik düşünceyle ele alan bir tebliğ. Doğrusu İslam tarihi ilk dönemde, züht döneminde kritik analitik düşünceyi çalıştırmıştır. Ama sonraki yüzyıllarda bu düşüncenin zamanla gerilediğini söyleyebiliriz. Züht dönemi adını verdiğimiz o dönemde ortaya çıkan bir takım hadiselere sahabenin ve tabiinin zühat übat diye adlandırılan o kesimi tarafından ortaya konan tepkiler kritik analitik düşüncenin çalıştırıldığını, üretildiğini gösteriyor bize. Bu anlamıyla züht dönemini mercek altına almamız gerekiyor. Yani 1400 küsur yıllık İslam tarihinin aslında bütün dönemlerinin, evrelerinin farklı disiplinler açısından interdisipliner bir yöntemle ele alınması gereği ortadadır. Çünkü parçacı yaklaşımlar bize bütünün özünün kaybedilmesi sonucunu doğuruyor ki bu da anlamlı bir neticeye ulaşmamızı engelliyor. Şimdi tasavvuf hareketi öncelikle züht ve tevhid bağlamında ele alınmalı. Tevhid ve züht ahlakıyla sahabenin ve tabiinin ortaya koyduğu Müslümanlık da kendisini gösteriyor. Bir defa tasavvufun neden yüne bürünmek olduğunu sorgulamamız gerekiyor. Niçin insanlar tasavvufa bürünmeyi hayatlarına mal olabilecek bir siyasal tutuma dönüştürmüşler? Neden bu kadar önemsenmiş ve sembolik anlamı nasıl kazanmış? İşte kritik düzlemde ele aldığımız zaman Harir-Suf çatışmasını göreceğiz. Harir-Suf, Harir ipek oluyor, Suf yün oluyor. Yani bu iki dokuma enstrümanı, bu iki dokuma malzemesi nasıl oluyor? Sembolik, siyasal bir içerik kazanıyor. Ona bakacağız biraz. Hazreti Hüseyin'e atfedilen bir şiir var. Oldukça önemli bu. Suf ve Harir ikilemini bize yansıtıyor. Hazreti Hüseyin'e atfediliyor onun şiiri ama İmam Şafii divanında derc etmiş bu şiiri. Temutul ustu fil gâbâti ju'an ve yurma lehmuddâni lil kilâbi diyor. Zû cehlin yenâmu alâ harîrin, işte cahiller ipekler içerisinde yatarken ve zû ilmin yenâmu alâ turâbi, gerçek ilim sahiplerinin toprağa tercih ettiğini ya da toprakta bulunduğunu, yani turab ile harir, yün ile harir arasında bir sembolik anlatım söz konusu bu şiirde. Bu aslında bir sosyolojik vakayı, bir iktisadi politik, teopolitik vakayı da gözler önüne seriyor. Yani Mekke toplumu İslam'dan önce malumunuz Roma ve Sasani ekonomi politiğinin geçerli olduğu bir yerdi. Yani bir ticari kapitalizm vardı Mekke'de. İbrahimi geleneğin kalıntıları vardı ama bu gelenek zaman içerisinde yozlaşmıştı ve tamamen seküler ve kapitalist bir, liberal bir anlayış hakim olmuştu Mekke'ye, Kabe'nin insanlarına. Bu bir tabii kültür oluşturuyor, bu kapitalist kültür. İslam ile birlikte bütün kimliklerin eritilip, daha doğrusu bütün kimliklerin tevhid ve züht üst kimliğinde
alt kimlikler olarak ele alındığı ve önemsizleştiği bir dönem yaşanıyor. Zühd ve tevhid üst kimliği bütün alt kimlikleri, cinsiyeti, dili, rengi, işte soy, efendim ekonomik statü gibi bütün alt kimlikleri bu tevhid ve zühd ahlakı onları bastırıyor. Dolayısıyla evrensel, küresel bir düşünce ve ahlak üretiliyor ve buradan İslam'ın küreselleşmesi Medine, Küfe, Basra ve Horasan düşünce merkezleri üzerinden gerçekleşiyor. Şimdi bu dönemi çok iyi ele aldığımızda Hazreti Osman Peygamber Efendimizin vefatından sonra Hazreti Osman döneminde ortaya çıkan anlaşmazlıkların, huzursuzlukların İbn Sebe'ye işaret etti bir önceki arkadaşımız. İbn Sebe gibi böyle fitne peşinde olan bir takım mihrakların da yönlendirmesiyle İslam toplumunda bir kritik analitik yöntemle ele alınması gereken bir soruna dönüştüğünü görüyoruz. Yani Hazreti Osman döneminde Mısır, Şam, Basra, İsfahan ve yeni fethedilen bölgelerde genellikle Hazreti Osman'ın vahiy Hazreti Osman'ın özel kalemi Mervan bin Hakem, özel kalemi Mervan bin Hakem'in atadığı ve bir kısım atamalardan da Hazreti Osman'ın haberdar edilmediği valiler, üst komutanlar, üst görevliler tarafından bir takım adil olmayan politikalar geliştiriliyordu. Ve bunlar huzursuzluk meydana getirmişti. Mısır'da, Şam'da özellikle, Basra, İsfahan, değişik yerlerde bir takım yolsuzluklar oluyordu. Yani Mekke'nin İslam öncesi o kapitalist, liberal kültürü tekrar belirmeye başlamıştı. Hazreti Peygamber Mekke'yi fethettikten sonra biliyorsunuz Mekkelilerin tamamına yakın Müslüman oldular. Ama bu tamamına yakın Müslüman olanlar arasında önceki kültürlerini devam ettiren, önceki ahlaki özelliklerini devam ettiren, hatta politik Müslümanlığı tercih eden kimseler de vardı. Mervan bin Hakem ve babası bunlardan biriydi. Hatta Mekke fethedildikten ve herkes Müslüman olduktan sonra bunlar da Medine'ye gelmişlerdi ve Hazreti Peygamber'i birkaç defa tarasut ederken, gizlice takip ederken yakalanmışlardı ve Hazreti Peygamber tarafından bizzat Taif'e sürgün edilmişlerdi. Mekke'ye yaklaştırılmadılar. Hazreti Ebubekir döneminde yaklaştırılmadılar. Hazreti Ömer döneminde yaklaştırılmadılar. Ama Hazreti Osman tabii hilmde yani belirgin bir insandı, bir sahabiydi ve yaşı da çok ileriydi. Artık herhalde tehlikenin geçtiğini düşünerek öyle bir karar verdi. Bu aileyi Medine'ye getirdi. Mervan bin Hakem'i de özel kalemi yaptı ve bu süreç içerisinde huzursuzluklar başladı. Özellikle Küfe valisinin Küfe'deki politikaları birkaç defa işte açıktan ayetlere muhalif tavırları görülünce bir takım olaylar oldu. Bir sahabi orada şehit edildi filan derken Medine'de bir takım olaylar oldu. İşte Muhammed bin Ebi Bekir, Abdurrahman bin Ebi Bekir, İbn Ömer, İbn Mesud gibi sahabenin önde gelenlerinin çocukları, hicretin evladı diyoruz biz onlara. O hicretin evladı Hazreti Osman'a ricada bulunmaya başladılar, yalvarmaya başladılar. Bu aile bize zarar veriyor, bunlar şöyle yapıyor, bunlar böyle yapıyor diye onu bize teslim edin diye yalvardılar ama işte fitne odaklarının da tesiriyle orada bir olay yaşandı ve ilk defa İslam toplumu kendi iç bünyesinde bir halifesini şehit etmiş oldu. Yani olay bu şekilde cereyan etti. Ve zühd döneminde ilk defa Medine İslam düşüncesi artık iç muhalefetini,
yani zulme, haksızlıklara ve Kur'an ve sünnete, Peygamber Efendimizin miras bıraktığı o iki değere, اَثِّقَلَيْنْ اِنِّي تَارِكُمْ ف۪يكُمْ اَثِّقَلَيْنْ كِتَابَ اللّٰهِ وَسُنَّتِي hadisinde geçen o iki emanet ilk defa Medine düşünce merkezinde işlendi, sistematik bir düşünceye dönüştü. Biz buna Medine Züht ekolü diyoruz ama bu ekol Küfe'ye evrilince Küfe'de Sufi, Mutasavvuf, tasavvuf isimleri kullanılmaya başlandı. Tevvabun ve Bekkaun diye iki zümrenin ortaya çıkmasını neden oldu. Ve Küfe'den Basra'ya Hasan-ı Basri'nin özellikle Kerbela hadisesinden sonra oraya yerleşip medresesini orada kurmasıyla birlikte Basra'da büyük bir düşünce atılımının, büyük bir düşünce merkezinin tesis edildiğini görüyoruz. Buradan da Horasan'a İslam'ı küreselleştiren Horasan tasavvuf düşünce ekolünün ortaya çıktığını görüyoruz. Şimdi kritik analitiği yapıldığında bu olayların burada sekülerleşmenin sebep olduğu bir takım huzursuzlukların olduğunu göreceğiz. Yani hayat standardı o kadar yükselmiş ki Hazreti Peygamber döneminde sallallahu aleyhi ve sellem döneminde bir vali 30 dirhem maaş alıyordu. Hazreti Ömer döneminde 600 dirheme çıktı maaş. Yani 30'dan 600'e 20 kat artmış oldu. Hazreti Ali döneminde 4000 dirheme çıktığını görüyoruz. Yani muazzam bir artış söz konusu. Yani yüzde binlerle ifade edilen bir artış söz konusu. Yani bu sekülerleşmeyi de hızlandıran bir sebep oldu aslında. Sebep müsebbep ilişkisini kurduğumuzda Mekke mutraflarının çocuklarının, Mekke mutraflarının çocuklarının ki bunlar Mekke'nin fethinde Müslüman olduklarını ilan ettiler. Onların tekrar eski ahlaklarına dönmeleriyle toplumda bir huzursuzluk meydana geldiğini ve tasavvufun, sufun, harir karşısında, ipek karşısında ve sekülerleşmenin sembolü haline gelen ipek karşısında bir tepki olarak Kur'an ve sünnet değerlerini temsil ettiği sonucunu görüyoruz. Öyle bir tablo görüyoruz. Dolayısıyla Hazreti Hüseyin'in o şiirinde belirttiği mevzu تَمُوتُ الْاُسْتُ فِي الْغَابَاتِ جُوعًا Ormanlarda aslanlar açlıktan ölürken يُرْمَا لَحْمُ الضَّعْنِ لِلْكِلَابِ Ceylan etleri köpeklerin önüne atılıyor ki Yezid bin Muaviye, Muaviye'nin oğlu Yezid biliyorsunuz işte sürekli av seyahatlerine çıkardı, av, günlerce avlanırdı ve o avcılıktan elde ettiği, vurduğu işte ceylan etlerini de köpekler ve maymunlar beslemeyi çok seviyordu. O köpeklere yediriyordu. Tabii o dönemde işte bir takım huzursuzluklar da vardı. Çünkü bazı kesimlere devletin imkanları bazı kesimlere kısılıyordu. Temutul ustu fil gâbeti cu'an. Yani muhtemelen Hazreti Hüseyin Kerbela'nın o 11 Muharrem ile 10 Muharrem arasındaki o suya erişimlerinin de engellediği o süreçte söylemişti. Hem yiyecek sıkıntıları vardı, hem su sıkıntıları vardı. Son 3 günde bir damla dahi su verilmemişti, engellenmişti. Oysaki Fırat'ın kenarındaydı Kerbela, onların bulunduğu yer. Muhtemelen böyle bir psikolojiyle söylendi bu şiir, bu söz tabii. Aslanlar ormanlarda açlıktan ölürken ceylan etleri köpeklerin önüne atılıyor. Cahiller ipekler içinde uyurken ilim sahipleri toprak üstünde kalıyor diye aslında bir sosyolojik vakayı yansıtıyor bu şiir. İmam Şafii bu şiiri divanında derc ediyor. Bazıları İmam Şafii'nin şiiridir diyor ama sonuç itibariyle olay yani Kerbela'daki manzarayı tasvir eden bir şey, olay.
Dolayısıyla İslam tasavvuf tarihini anlamak, günümüz sufi hareketlerini teopolitik açıdan değerlendirmek bakımından oldukça önemli bir husus bu. Sufi hareketlerin kökenindeki ekonomik politik çıkış noktalarına değinmemiz gerekiyor. Sufi önderlerin yöneticiler karşısındaki tutumlarını ele almamız gerekiyor. Vaktimiz i̇şte Hallacı Mansur olur, toparlayabilirseniz memnun oluruz. Hallacı Mansur tarihte işte bilinen idamıyla çok gündem olan bir isim. Hallacı Mansur Tüsterli esasen Ensari nispesine de sahip bir zat. Tabii 40-50 yıl ilimle meşgul olan bir zat. Ve Karmetiler hareketi Abbasi hilafeti karşısında bir tehlike oluşturuyor. 400'ün üzerinde öğrencisi var. Çok ciddi bir güç aslında. Ama Abbasi hilafeti tehlike olarak gördüğü için Karmati hareketler de isyan ve silahlı birlikler oluşturdukları için bir şekilde ortadan kaldırmaya çalışıyor Hallacı Mansur'u ve öğrencilerini. Bir defa mahkeme karar veriyor, idam kararı ama uygulanamıyor. Çünkü halifenin annesi muhalefet ediyor ve saray içerisinde olaylar çıkıyor. Bunun siyasi bir idam kararı olduğu, siyasi bir katil kararı olduğu anlaşılmış oluyor. 6 ay sonra da tabii bazı engeller bertaraf ediliyor ve sonuç itibariyle Hallacı Mansur'un idamı gerçekleşiyor. Ondan önce de ondan sonra da birçok sufinin idamına tanık oluyor tasavvuf tarihi ve bu açıdan bakıldığında idam, sürgünler, işkenceler işte bunlar kitap ve sünnet ana kaynağını muhafaza etmekten başka bir tarihi çizgisi olmayan bir hareketi susturmaya yönelik politikalar oluyor. İktidarlar genellikle kendileri karşısında hakkın ve hakikatin sözcülüğünü yapanlara böyle davranmışlar, güçle hareket etmişler. Şimdi Enel Hak sembolik bir ifade. Ben hakkım, ben haklıyım, hakkın tarafındayım diye söylediği bir cümle bakıyorsunuz. Dezenformasyon yöntemleriyle farklılaştırılarak toplumda öyle bir algı oluşturuluyor ki sanki ben Allah oldum demiş bir insan da o işte şer'i mahkemede onu yargılayıp idam kararı vermiş gibi bir hava oluşturuluyor. Tabii bizim bütün tarihi kaynaklarımız elimizde varken Hallacı Mansur'un şer'i mahkemede yargılandığında sorulan sorulara verdiği cevaplar neden elimizde yok? Hallacı Mansur'la ilgili hiçbir tarihi belge, hiçbir arşiv belgesi elimizde yok. Karartılmış durumda. Şimdi Louis Massignon'un Bağdat'ta 5 yıl boyunca yaptığı çalışmada merakla insanlar bekliyorlardı. 5 yıl sonra çıktı ve dedi ki çok önemli bir şey keşfettim. 1905'te bunu söylüyor. Çok önemli bir şey keşfettim, onu açıklayacağım. Toplantıda herkes merak halinde bekliyor ve açıkladığı şey şu, Hallacı Mansur'u keşfettim. Bu insan, Louis Massignon, bir arkeolog ama keşfettiği şey bir tarihi sufi kişilik. O zaman burada bir fay hattı tespit ettiğini söylüyor ve bunun üzerinden o coğrafyada büyük bir parçalanmışlık meydana getirebiliriz mesajı veriyordu ve bunu da başardılar biliyorsunuz. Şimdi dolayısıyla sufi önderleri siyaset karşısında hep bu politik tavırlarla karşılaşmışlardır. Özellikle yüksek lisans çalışmalarında bu konuyu araştırttık enine boyuna ve Sufi önderlerini tarih boyunca biyografilerini incelettik. Sonuç itibariyle şu sonucu elde ettik. Sufi önderlerinin tamamına yakını ya sürgün ya idam ya işkenceyle ortadan kaldırılmak istenmişlerdir. İşte Bayezid-i Bestami
En son sürgününde, defalarca sürgün ediliyor. En son sürgününde şehirden ayrılırken diyor ki hoş bağışat ve şehri ki mülhideş Bayezid bağışat diye. İşte müjdeler olsun o şehir ahalisine ki mülhidi Bayezid olsun. Öyle bir dezenformasyon yapmışlar. Mülhid ilan etmişler. O dönemin işte resmi şer'i mahkemesinden fetva çıkartmışlar ve Bayezid'in sürgün edilmesine karar vermişler. Şimdi Abdülhaliki Gücdüvani el-Malati, Malatya doğumlu Abdülhaliki Gücdüvani'nin babası İmam Celil de aynı şekilde sürgün ediliyor ve ta Malatya'dan Gücdüvan'a kadar gidiyor. İşte Mevlana Celaleddin'i Belhi'nin babası aynı şekilde o dönemin Belh valisi tarafından sürgün ediliyor. O da Mekke, Medine, Bağdat, Şam ve Malatya üzerinden Konya'ya geliyor. Orada vefat ediyor babası ve kendisi. Yani tarihte ne kadar Sufi önder varsa işte Niyazi Mısri el-Malati mesela 17 yıl zindan hayatı yaşatılıyor. Ayağında zincirleriyle Yunanistan'ın şu an Limna adasına dahil olmuş durumda orası. Orada şehit oluyor, vefat ediyor. Bunun gibi Sufi önderlerinin tamamına yakınının değerli dostlar bu şekilde susturulmaya çalışıldığını görüyoruz tasavvuf tarihinde. Bu da şunu gösteriyor ki teopolitik olarak mevzular ele alındıkça hakikate ulaşmak daha yakın olabiliyor. Dolayısıyla tasavvuf tarihinin özellikle Züht döneminin bu yöntemle yeniden ele alınması gerekiyor ve bu sonuçların tekrar elde edilmesi ve yaşadığımız bölgesel sorunlara bu elde ettiğimiz sonuçların uyarlanması gerekiyor ki hem tarihle irtibatımızı sağlayabilelim hem de geleceğe dair daha sağlıklı politikalar üretebilelim. Ben bu şekilde noktalıyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Mustafa Altunkaya hocamıza teşekkür ediyoruz bu sunumlarından dolayı. Tabii vakitimiz daraldı. Bir sonraki arkadaşımıza hemen geçmemiz gerekiyor. Mevhibe Altunkaya hanımefendi buradaysa ona sözü vereceğiz. İrfan ve tasavvuf tarihinde kadının rolüne dair bir analiz isimli başlıklarıyla bize bir sunum yapacaklar. Hocam, Mevhibe Hoca ile alakalı buyurunuz. Bir şey söyleyeyim. O rahatsızlandı. Peki. Hasta kendisi ama bildirisi hazır. Paylaşabilirim ve okuyabilirim. Bildirisi oldukça da önemli bir konu. Sufi İrfan ve tasavvuf tarihinde kadının rolüne dair bir analiz. Hocam okuyabilirsiniz size. Ailesidir, eşidir. Evet. Peki. Hocam evet. Onun adına okuyabilirsiniz. Buyurun. Siz sunumu yapabilirsiniz. Başkası yapabilir. Tamam. Adına gönderdim sizi. Buyurunuz efendim. Sizi dinliyoruz. Evet. Zahide Sufiye kadınların tasavvuf tarihindeki yeri ve önemine dair bu bildiriyi tabii sunmak, daha önce bu bildirilerin çalışılmış olması gerekiyordu. Geç kalınmış, kazaya kalmış mevzulardan biri. Zahide Sufiye kadınların tasavvuf tarihindeki yeri ve önemi. Doğrusu bu alanda çok fazla malzeme de yok elimizde ama Züht dönemine yine odaklandığımızda bu konuda çok malzeme olduğunu görüyoruz. Ben paylaşabilecek miyim hocam şeyi? Arkadaşlar yardımcı olsunlar. Buyurun. Ekran paylaşmaktan. Ekran paylaşımı yapılabilir hocam. Hocam share screen yazıyor. Oradan paylaşabilirsiniz. Evet, paylaşayım inşallah. Yeşil bir işaret olması lazım. Evet. İslam'ın ilk 100 yılında kadınlar etkili bir konuma sahiplerdi. Hatice, Ayşe, Ümmü Seleme, Fatıma, Zeynep, Rabia gibi sahabe ve tabiinden olan zahide kadınlar İslami çalışmaların ve mescitlerin aktif müdavimiydiler.
Tezkire kitaplarında üstünlükleri zikredilen başka birçok kadın da vardı. İslam'ın ilk döneminde faal olan bu kadınlar sonraki yüzyıllarda neden geriye itildiler? Bunun hem erkeklere hem de kadınlara bakan iki yönü var. Temel İslam bilimlerinde kadın araştırmaları konusu oldukça yeni bir konu. İslam'ın ilk yüzyıllarından itibaren fakihe ve zahidelerin görünürlüğü de giderek azalıyor. Onu gözlemliyoruz. Alim ve arif kadınlardan söz eden yazarlar Sülemi gibi, Abdurrahman-ı Sülemi gibi istisnalar dışında neredeyse yoktur. Tezkire ve menakıbnameler dışında kadınların söz ve üstünlüklerinden bahseden eserler günümüze ya ulaşmamış ya da biz henüz bu eserlerden haberdar değiliz. Gözler kadınların varlığına adeta yumulmuştur diyor tebliğ sahibi. Sonraki dönemlerde durum değişmiş. Örneğin Hücviri kadın ariflerden söz etmiş fakat isimlerini anmamış. Abdullah Ensari de Sülemi'nin tabakatını Farsça yazarken Sufiye kadınların biyografilerini zikretmemiş. Sonraki yüzyıllarda bu eğilim yaygın bir hal almış ve kadın Sufilerin sözleri kitaplarda daha az yer almaya başlamış. Kadına verilen değer tabii belirleyici olmuş. Mesela değer verilen ortamlarda yetişen müellifler kadın alim ve ariflere daha çok yer vermişler. Zikrun Nisvetil Müteabbidati Sufiyat yazarı Sülemi mesela Molla Cami, Sufi kadınları görmezden gelmemişler. Bayezid-i Bestami annesinin etkisiyle seyri süluka başlamış. Annesi oğlunu Rabbine vakfetmiş. Yani kendisiyle Rabbi arasında tercihte bulunması gereken oğlunu Rabbine vakfetmiş. Böylece Horasan'ın Sufi kadınları Bayezid'in sohbetlerinde yetişmişler. Ümmü Ali, Emetullah Cebeli, Ziyade Tarziye, Fatıma-i Nişaburiye bunlardan bazıları. Nişabur'un tasavvuf şeyhleri tekke ve hangahlarını kadınlara açmışlar. İbn Nüceyd, Hamdun-ı Kassar, Haddad-ı Nişaburi, Hiri ve Nasrabadi'nin bulunduğu meclislerde sohbetlere Sufi kadınlar da katılmışlar. Fahriye, Fatıma, Ümmü Abdullah, Ayşe Merzevi, Mervezi, Ümmü Hüseyin, Ayşe-i Hiri, Ümmü Ahmet, Ayşe-i Nişaburi, Ümmü Ali, Serire Şarkiye, Azize Herevi, Emetullah, Emetül Aziz, İmra Ferganiye, Fatıma Hicafiye, Fatıma Berdiye bunlardan bazıları. Fatıma binti İmran, Abduse Damgani, Amine Merciye, Fatıma Hangehiye, Fatıma-i Nişaburi ve Vehtiye Ümmü Fadl kendilerini tasavvuf ve hangah hizmetine vakfetmiş arif Sufi kadınlar. Sufi kadınlar seyri süluku tercih ederken kalıpların dışına çıkıp daha rahat olabiliyorlardı. Vehtiye Ümmü Fadl mesela sohbet derslerine erkekler de gelebiliyordu. Vehdiye Ümmü Fadl'ın kendi sohbetlerine erkekler de katılabiliyordu. İşte Muhyiddin İbnül Arabi'nin mesela hocalarından birinin hatta ikisinin kadın olduğunu da biliyoruz mesela. Vehdiye İbn Hafif ile görüşmek için Şeyh İbn Hafif ile görüşmek için Nişabur'dan Şiraz'a gidiyor mesela. Fatıma-i Nişaburi Beytül Mahdis'e yolculuk yapabiliyor. Yani Sufi kadınlar bu hangah hizmetinde olurken daha aktif, daha faal olduklarını görüyoruz ve şehirler arası seyahatlerde de oldukça rahat olduklarını görüyoruz. Kırşiye Bağdat'a gidiyor, ulemaya hadis rivayetleri yapıyor, hadis dersleri veriyor. Ebu Hamid-i İsferai mesela ona saygı gösteriyor, ikramda bulunuyor. Yün örtü örtmek bu kadınlar arasında tabii yaygın. Sonuç itibariyle mutasavvife diye adlandırılıyorlar bu kadınlar. Bu alime, arife, zahide kadınlar. Ve beyaz yün örtünmek de onların genel tercihi oluyor. Sülemi, Emetül Aziz'i anlatırken yüne bürünmüş bir kadın diye bahsediyor ondan. Zamanının ahlaken en temizi olmadıkça bir kimsenin yüne bürünmeye layık olamayacağı sözünü de ondan naklediyor. Nişabur'da değerli dostlar Sufi kadın meclisleri var.
Abdülgafir Farisi, Hamza-i Sehmi, Hakim-i Nişaburi gibi tarihçiler bundan bahsetmişler. Horasan'ın alime, zahide kadınlarından bahsetmişler. Bunlar erken dönem ilim ve tasavvuf sahasında kadınların etkin olduklarını gösteriyor. Zühd döneminde kadınlar faal, sahadalar, etkinler ve hangah yönetiminde de söz sahibiler. Şiraz'daki meşhur hangahın yönetiminde olduğu gibi. Horasan zühd ekonominin kadınların varlığına daha çok alan açtığını söyleyebiliriz. Sonraki dönemlerde sınırlamalar tabii getiriliyor. İslam'ın 3. 4. yüzyıllarında Sufi kadınların Horasan'daki aktif varlığı kadın araştırmaları bakımından oldukça önemli. Bu alanda elimizde çok bir çalışma göremiyoruz. Bu çalışmada yani mübelliğin bu çalışmasında kadınların neden zamanla bilim ve siyaset alanlarından uzaklaştığı sorgulanmalı. Yazar da bunu sorgulamaya çalışıyor. Konunun ehemmiyeti, alana ilişkin çalışmaların azlığı dikkate alınırsa makale tasavvuf ve kadın araştırmaları açısından bir yenilik olabilir. İslam'da kadının kimliği, hakları son yıllarda tabii İslam araştırmalarının her bilim dalının da ilgisini çekmiş durumda. Bu konuda Batı'nın genel bir kanaati var. Müslüman kadınların haksızlığa uğradığı yönünde bu kanaat. Onların tabii bilgisizliklerinden kaynaklanıyor bu kanaat. Çünkü Kur'an'da kadın hakları ile ilgili araştırmalar kadın erkek eşitliği konusunda İslam'ın diğer dinlere oranla daha ileride olduğunu gösteriyor. İnsanlık tarihinde tabii oldukça uzun bir erkek egemen dönem var yazara göre. Bu dönemde söz de yazı da erkeklerin elinde. Ancak nebevi öğretilerle bu durum düzeltilmiş. Hak ve hürriyetler yeniden ayağa kaldırılmış. İşte Hazreti Meryem'in mesela Süleyman Mabedi'ndeki o varka'i ma'arrakiin ayetinde Kur'an-ı Kerim'de belirtildiği gibi rükû edenlerle birlikte rükûa durması emri ve Hazreti Meryem'in seçilmiş olması ve bir takım mucizelere mazhar olması yani İslam'dan önceki nebevi öğretilerde de bozulmalar olduğunu gösteriyor. Erkek egemen bir dönem yaşandığını ve Hazreti Meryem'in seçilmesinin ve Süleyman Mabedi'ne yerleştirilmesinin de arka planında böyle bir ilahi sır olduğu söylenebilir. Tabii kadınların biyografileri erkekler tarafından genellikle yazılmış. Kadınlar konusuna gerekli özeni göstermemişler erkekler. Bazı sufi metinlerinde kadınların varlığı, rolü ve saygınlığı belirtilmiş ama bunlar az diyor. Sülemi'nin Zikrun Nisvetil Müteabbidatis Sufiyat adlı kitabı. Nisvetil Müteabbidatis Sufiyat işte sufi abide kadınlarının zikrine dair bir tezkire. Burada 100'ün üzerinde kadının biyografisi verilmiş. Kitapta Medine'den Horasan'a 80 sufiye kadının sözleri var. Herhalde 240'a yakın ayrı bir tezkire de bir başka yazara ait. Eser Sülemi'nin kayıp kitaplarından biri zannediliyormuş. 1991'de Mahmud Et-Tenahi tarafından Riyad'da yazma eserler kütüphanesinde bulunmuş. Kitabı 1993 yılında Suudi Arabistan veya Riyad Üniversitesi'nin tabii basması beklenirken onlar basmamışlar. Kahire'de bir yayın evi basmış. Tabii Sülemi'nin kitabı olunca, tasavvufla alakalı olunca, hele de mutasavvuf kadınlarla alakalı olunca Suudi Arabistan'ın basması herhalde beklenemezdi. Sülemi'ye göre Küfe Basra bölgesinde birçok zahit ve sufi kadın vardı. Hicri 3. 4. yüzyılda Horasan kadın sufilerin merkezi halindeydi. Bu kadınlar kendi manevi hallerine dayanarak sözler söylüyorlardı. Sıdk ve fütüvvet öğretiyorlardı öğrencilerine, müritlerine. Molla Cami'de Fî Zikrin Nisâ-i Arifât kitabında bu kadınları zikrediyor. Nefehâtul Üns'ün son bölümüne de bunu ekliyor.
Süleymi'nin isimlerini zikrettiği kadın sufiler tabi 80 tane imiş. Tabakat-ı Sufiye'de zikrettiği erkek sufiler ise 103 tane. Yani 80 kadın sufi, 103 erkek sufinin biyografisini aldığına göre arada çok bir fark yok. Bu da şunu gösterebilir diyor yazar. Yani demek ki kadın sufiler öyle azımsanacak kadar değiller. Yani sayıları oldukça erkeklere yakın. Ama neden şimdiye kadar üzerinde durulmamış, eserler çok yazılmamış, onu da erkek egemen bir anlayışa doğru yavaş yavaş İslam tarihinin evrildiği savıyla açıklamaya çalışıyor. İbn Cevzi var mesela, o da Sıfat-ı Safve adlı eserinde alim sufi kadınların isimlerini vermiş. O da sufi kadınlara dair biyografiler vermiş. Sufi metinlerinde adı bilinmeyen kadınlar da var tabii. İşte sufi müellifler seyahatleri sırasında onlarla karşılaşmışlar. Nil Nehri sahillerinde, çöllerde, Kabe'de, Horasan çöllerinde rastladıkları için isimlerini değil, sözlerini aktarmışlar. Sıfat-ı Safve'de 240 kadın zahideden yarısı, en az yarısı böyle diyor. Zünnun-ı Mısri tasavvufun en kapsamlı tanımını bu sufi kadınların birinin dilinden nakletmiş mesela. Hallac'ın müritlerinden bir sufiye kadın neden yüzünün yarısını açtığını soran birine cevap veriyor. Enteresan bir cevap. Sen bana bir adam, bir erkek göster de yüzümü tam örteyim diyor. Bağdat'ta bir yarım adam var, o da Hüseyin'i Hallaç'tır diyor. O olmasaydı yüzümün bu yarısını da örtmezdim diye bir cevap veriyor. Tarihi bir cevap. Şeyh Abdullah-ı Hafif'in annesi Ümmü Muhammed, Hicri 4. yüzyılda Şiraz'da Şeyh Kebir hangahında mesela irşat yapıyor. Hangahın yönetiminde de bulunuyor. Ebul Hayr da Bibi adında mervli bir sufiyeden nakiller yapıyor. Tasavvuf tarihi bu ve benzer kadınların sözleriyle dolu. Demek ki tasavvuf tarihinde azımsanamayacak ölçüde sufi kadınların arife, alime ve şaire kadınların olduğunu söyleyebiliyoruz. Sufi yazarlardan tabii kadınların ilk yüzyılda daha aktif bir şekilde toplumsal hayata katıldıklarını görüyoruz. Şimdi tasavvuf ve kadın irtibatını analiz edebilmek için tasavvufu kısaca tanıyalım diyor ve tasavvuf tanımını yapıyor. Bunu geçerek direkt sufiye kadınlar başlığını ele almak istiyorum. Zannediyorum süremizi yani şeyi bitiremeyeceğiz çünkü olduğu kadar tane. Hocam iki dakika evet. İçerisinde toparlayabilirsek, vaktimiz de açtı şu anda, 10 evet. Dakika geciktik, buyurun. Eyvallah. Zahide Sufiye kadınlar, tabi Hasan-ı Basri ve Süfyan-ı Sevri'nin çağdaşı kadınlar var, onlardan isimler veriliyor. İşte Muaze Adeviye, Şebeke Basriye, Hafsa Sirin, bunlar Kur'an müfessiri, hadis rivayeti yapan alime Zahide kadınlar. İbadetle riyazete büyük önem veren kadınlar. Muaze, Hasan-ı Basri'nin kendisinden hadis dinlediği bir sufiye kadın. Yani Hasan-ı Basri kendisinden istifade etmiş, hadis dinlemiş. Bu hadis dinleme tabiri aslında hadis dersi alma diye tercüme edilmeli. Öyle söyleyebiliriz. Onun yöntemi ibadet, büka ve uykusuzluk diye aktarılıyor. Sülemi bu kadının arkadaşlarından Enise ve öğrencisi Ümmü Esved'i de zikrediyor. Şebeke Basriye ise Basra'nın zühd ve vera ehli bir kadın şahsiyeti. Evinde öğrenci ve müritlerine riyazet, muamele ve mücahede yöntemlerini öğretiyor. Riyazet ve nefis tezkiyesi ona göre ibadetlerin temeli oluyor. Hafsa Sirin de keramet sahibi bir kadın. Yani üstünlükleri olan bir kadın. Kerameti üstünlük manasında alırsak üstünlükleri olan bir kadın. Kıraat ve Kur'an tefsirinde üstün bir makamı olduğu söyleniyor. Kardeşi Muhammed bin Sirin kıraat ilminde zor bir soruyla karşılaşınca Hafsa'ya havale edermiş o soruyu. Bunu da İbnül Cevzi'nin Sıfat-ı Safve isimli kitabından almış. Muaze, Arife Abide, Ümmi Hasan, Bahriye, Ubeyde binti Ebi Kilab, Rabia, Şi'vane diye böyle zahit kadınlar Kur'an dinlemek için meclisine erkek kadın herkesin akın ettiği
abide şahsiyetler bunlar. Tabii ikinci dönem Sufi kadınları da var. Mesela Rabiatul Adeviye bu ikinci dönem Sufiye kadınları arasında zikrediliyor. Yani bu kadar isimlerini zikrettiklerimiz Züht dönemi kadınlarıydı. Rabia Adeviye ikinci dönem sayılıyor. Ki genel bir kanaat var. Rabiatul Adeviye hani tasavvufun başlangıcında ilk kadın sufi diye bilinir ama demek ki ondan önce nice kadın zahide ve sufiyeler varmış. Tabii Rabiatul Adeviye'nin yaşamına dair eldeki bilgiler efsanevi bir hal almış. Ama tabii biz kritik analitik düzlemde ele aldığımız zaman bu şahsiyetleri, bu tarihi verileri karşımıza bambaşka bir tablo çıkıyor. Bu da şu, yani Züht döneminde kadınlar daha aktifti, sosyal faaliyetlerde faallerdi, ön plandaydılar, mescitlerde aktiflerdi. Bunlar arasında hukukçular vardı, efendim doktorlar vardı, değişik meslek gruplarından olan alime kadınlar vardı. Ama daha sonraları kadınlar yavaş yavaş sosyal alanlardan, bilimsel ve teknolojik alanlardan geriye çekildiklerini görüyoruz. İşte bunu yazar iki yönlü bir sorun olarak incelemiş ve bunun hem erkeklere dönük tarafı olduğunu hem de kadınlara dönük tarafı olduğunu belirtmiş. Sonuç kısmında bu çalışma ile tasavvuf tarihinin ilk üç asrında kadınların konumunu ve değerini tespit etmiş olduğunu söylüyor. 5. asra gelindiğinde, Hicri 5. asra gelindiğinde neredeyse kadın sufilerden hiç bahsedilmediğini görüyor. Araştırmaları öyle gösteriyor. Sülemi, Nişabur'un büyük ailelerinden birinin tek evladı olan annesi sayesinde mesela seyri süluka dalmış. Annesinin soy adını almış bir şahsiyet. Ve bakıyorsunuz Sufi kadın, zahit, arif ve alimelerin biyografilerini yazmış. Yani bakıyorsunuz bir Sufiye kadın tarafından yetiştirilen bir öğrenci, mürit ancak kadın çalışmalarına ilgi göstermiş. Yine Zikrun Nisvetil Müteabidati Sufiyatı, Sufi kadınlara has yegane eser Sülemi'nin. Yani sadece kadın zahideleri ele alan bir eser. Bu açıdan oldukça önemli bir eser. Sülemi'den 5 asır sonra Cami, Molla Cami dediğimiz Abdurrahman-ı Cami, kitabının son bölümünde geniş bir tezkire ile Sülemi ve Hacı Abdullah Ensari'yi takip ettiğini görüyoruz. Vaizli Bestami yine annesinin bereketiyle süluka başlamış. Yani o da bir kadın şeyhin ya da bir kadın arifenin hizmetinde bulunarak, onun eğitiminde yetişerek Bayezid Bestami gibi büyük tarihi bir sufi şeyh makamı elde etmiş görünüyor. Horasan'ın sufi kadınlarının çoğu Bayezid'in sohbetlerinin eseriydi diyor. Bayezid'in piri ise yaşlı bir kadındı. Horasan ve Nişabur'un şeyhleri kendi tekke ve hangahlarını kadınlara açmışlardı. İslam'ın küreselleşmesinin Horasan üzerinden gerçekleşmesi de yani bir sır taşıyorsa herhalde o da Horasan tasavvuf ekolünün tekke ve hangahlarını kadınlara açmış olması diye belirtilebilir. Sufilerin eşleri, kızlarının yanı sıra birçok kadın da bu yola yöneldiler. Melametiye şeyhleri Sufi kadınlarla toplantı ve sohbetler düzenliyorlardı. Sufi kadınlardan aktarılan bilgilere bakıldığında o dönemin sosyal koşullarına ilişkin izleri de bulabiliyoruz. Sufi kadınlar seyri süluku tercih etmekle kadınlara yönelik kısıtlamaların da dışına çıkabiliyorlardı. İşte Vehdiye Ümmi Fadıl bunun en belirgin özelliğiydi. Erkeklere açık sohbet dersleri de vardı. Yani bir kadın zahide hocam, öğrencileri arasında erkeklerin de bulunduğunu görüyoruz. Son bu cümle olarak bu açtık. Eğer mümkünse tamamlayabilirsek memnun oluruz. Evet. Son cümle kaldı hocam. Tebliğ bitti. Bu çalışma ile Horasan tasavvuf ekolünün kadınlara daha çok alan açtığını söyleyebiliriz. İslam'ın ilk yüzyılında hadislere dayanarak kadınların özgürlük alanlarını ve hukukunu temin edici düzenlemeler olmuş. Ancak sonraki dönemlerde sınırlamalar gelmiş.
Çünkü toplum dünyevileştikçe, sekülerleştikçe kadınların serbestlikleri de artmış ama özgürlükleri o oranda daralmıştır diyor. Serbestlikle özgürlük arasındaki farka işaret ediyor. Yani bugün günümüzde kadınların serbest oluşları onların özgür oldukları anlamına gelmiyor diyor. Bu sınırlamalar zamanla tasavvufta seri sülük alanına da sirayet etmiş. İslam'ın ilk yüzyıllarında Sufi kadınların Horasan'daki etkinliği analitik tasavvuf araştırmalarının tabii çözüm merkezi olabilir diyor. Hikmet ve düşünceyi sükutun mirası gören kendi tarikatlarında öz bilinç, nefis tezkiyesi, sıdk ve marifete dair söz söyleyen Sufi kadınlar müteabbidat kapsamında yer alıyordu diyor. Evet mübelliğimiz. Teşekkür ediyoruz. Tabii burada. Biz teşekkür ederiz hocam. Çok sağ olun. Böylece oturumları tamamlamış olduk. Ben sonlandıracağım ama sadece kendi bildirimin özetini okuyarak artık vaktimizi aştığımız için ben de birkaç bir şey husus söyleyecektim ama aşağı yukarı zaten arkadaşlarımız her şeyi sunmuş oldular. Müsaadenizle 2 dakika içerisinde kendi özet bildirimi de sunarak en azından bu sempozyumda özet bildiri sunmuş olma hakkını elde etmek için müsaadenizle hemen hızlıca okuyorum, arz ediyorum efendim. Şimdi benim tevdiğimin, bildirimin başlığı fıkıhta kritik analitik yöntem. İslami ilimler vahiy ile başlayan epistemolojik düzlemin ontoloji ile irtibatının neticesi teşekkül etmiştir. Bu ilimlerin metodoloji içerenleri fıkıh, kelam ve tasavvuf ilimleridir. Örneğin fıkıh ilmi Kur'an ve sünnette yer alan bilgileri belirli kriterlerle ve metodolojik formatta bilimsel bir branşa dönüştürmüşlerdir. Bu esnada rivayet, meratip, tevil gibi yöntemlerle birlikte kritik analitik yöntemi de kullanmışlardır. Bu bildiride fıkıh ilminin hem furu hem de usul olarak gelişimine dikkate aldığı kritik analitik yöntemlere işaret edilecektir. Özellikle haberi vahidin kabulü, umumu belvada varit olan haberlerin durumu, rivayetler arası çelişkilerin giderilmesi, kıyas esnasında illetin tespit yöntemleri, lafızların anlamlarını tespitte ve yorumlanmasında dil kurallarının işletilmesi, fetva verirken müsteftinin durumunun kritik edilmesi, yargılama esnasında kuralın olaya uygulanması ve benzeri konularda analitik bir yöntemin kullanıldığı görülmektedir. Analitik yöntem, asgari düzeyde bir tutarlılık için gereklidir. Fıkıh sadece analitik yöntemi kullanmamış, bununla birlikte ilgili süreçte birçok yöntemden yararlanmıştır. Bu bildiride kritik analitik yöntemin kullanıldığı öngörülen örnekler üzerinde durulacaktır. Zaten bildirilerimiz yayınlanacağı için ben sadece özet sunum yapmış olarak görevimi de böylece tamamlamış olayım. Ben tekrar tüm sunum yapan bilim insanlarına teşekkür ediyorum. Güzel bir sunum oldu. Çok değerli bildiriler dinledik bu oturumda. Böylece biz kendi oturumumuzla ilgili ana hatlarıyla bilimsel kısmını tamamlamış olduk. Şimdi Mehmet Bey'e sözü vererek oturumumuzu aslında sonlandıracağız. Buyurun Mehmet Bey. Teşekkür ederiz hocam. Şimdi iki gün boyunca burada programlarda böyle hocalarımı sunarken kendimi şöyle hissettim. Bir fıkrayla geçiş yapayım. Hafız hatim okurmuş, mukabele okurmuş camide. Biraz kenarda duvarın dibinde birisi arada bir takıldığı yerde ya eyyühe der. Sonra minnellezine der. Böyle takıldığı yerde onun yolunu açarmış. En sonunda birkaç gün sonra demiş ha gelme bari sen oku demiş. Ben okuma bilmem ki demiş. Şimdi ben tebliğ sunmayı bilmiyorum hocam ama sizleri sunmaya çalıştım. Teşekkür ederim. Çok güzel programlar oldu. Programların gerçekten içerisinde çok özgün çalışmalar da oldu. Bunun için bütün hocalarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Bu programın sonunda katılımcı olan hocalarımızın her birine birer katılım belgesi her programda, her oturumda yaptığımız gibi. Öncelikle Necdet Dostun hocamıza, hocam teşekkür ederiz. Böyle özetle ve etkin noktalara değindiniz. Sertifikanızda inşallah sizde çok vardır bundan ama bir de bizden olsun diye hatıra olarak. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Süleyman Kaya hocam teşekkür ederiz. Sağ olun. Derinlikte bir
konuşmaydı. İnşallah yazılı olarak da bundan müstefit olacak izleyicilerimiz. Bu arada izleyicilerimiz YouTube kanalından ve bizim Zoom kanalından izleyicilerimiz bizleri izliyorlar. Ayrıca bu program sonrasında da Akademik Platform'un YouTube sayfasında da bütün paralel oturumlar da dahil hepsi YouTube sayfasında video olarak izlenebilecek. Ayrıca bildiriler e-kitap olarak iseç.info web sayfamızdan da temin edilebilecek. Sümeyye Sevinç Hocam, teşekkür ederiz. Güzel bir konu ve güzel bir sunumdu hocam. Yani jenerasyon gençleştikçe sunum teknolojileri değişiyor. Prezi ile harika bir sunum olmuştu. Tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum hocam. Murat Şimşek Hocam, sizleri kısa da olsa dinledik. İnşallah yazılı olarak da sunumunuzdan faydalanacağız. Burada Murat Hocam hem tebliğ sunan hem de moderasyon görevi gören hocamızdı. Evet, programdaki akışa göre ben bu aktarıyorum sizlere. Mustafa Altunkaya Hocam, yani hem sizin sunumunuzda hem de Mehbibe Hocam'ın sunumunda biraz allak bullak oldu zihnimiz açıkçası. Bunlar içerisinden ben birkaç bölüm alıp medyaya versem meşhur oluruz, haberiniz olsun. Tahmin ediyorum buradaki izleyicilerimiz de dahil her birimiz hakikaten yeni birçok şeye vakıf olduk. Çok özgün çalışmalardı. Hem sizlere hocam hem Mehbibe Altunkaya hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli izleyenler, bu bölümde şu anda 8, 9 ve 10. paralel oturumlar bölümümüz sona erdi. 3 ayrı oturum vardı. Bir tanesini, 8. oturumu biz YouTube kanalından da yayınlamış olduk ama Zoom kanalımızda 9 ve 10. oturumlarımız da vardı. 14.30'a kadar ara veriyoruz. 14.30'da hocam, özür dilerim. Murat Hocam'ın panelinde oturum başkanlığından dolayı kendisine vereceğimiz sertifikada evet, ekranda. Evet hocam, karıştırdık. Yani, Murat teşekkür ederim. Sizin, estağfurullah. Ben zaten canlı yayının heyecanıyla tamam olsun hocam. Yine tebrik ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Bu arada Mehbibe Hocam'a da şifalar diliyoruz. Cümle hastalarımıza acil şifalar. 14.30'da inşallah birlikte olacağız. Hayatın anlamı, farkındalık ve kritik analitik düşünme üzerine panelimizle birlikte 2. Ulus Kritik ve Analitik Düşünme Sempozyumu'nu